ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Sadece buradaki kavramlar dahi bizim her özel yayınımızı açarken ısrarla programımızın binbirin temelinde ve çatısında olduğunu söylediğimiz hafıza ve bilgi kavramlarını da hülasa ediyor. Ümmetin olmak devlet yetmek kifayet etmek, kafi olması. Ve sonrasında da hizmetin kıldığımız izzet yeter. Hizmet kılmak, olmak izzet ve aynı şekilde kifayet etmesi. Mutmain olmak, itminan bulmak. bir hoş geldiniz. Bir hafta daha yeniden bir özel yayınla huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Dedim ya evet kök, evet çatı. Hafıza ve bilgi kavramları. Hafızanın haritası ve bilginin haritası diyelim devamında. Ve şöyle dünya haritasını, yeryüzü haritasını, başta Anadolu, Balkanlar, Mavera Ünnehir coğrafyası olmak üzere şöyle zihnimizde, gönlümüzde bir açalım o haritayı. Ve mesela birkaç şehrin arasında şöyle bir hat çizelim zihnimizde. Malatya, asırlar ve asırlar evvel Malatya'dan yola çıkan birisi Buhara'ya gidiyor. Buhara'da bir isim, öyle bir isim ki o ismin açtığı yoldan o ana yoldan o kurucu yoldan birçok ismin yolu Bursa'ya düşüyor, İstanbul'a düşüyor, Kayseri'ye düşüyor, Kütahya'ya düşüyor ve oradan Balkanlara düşüyor, Afrika'ya düşüyor. Ve yine bir hat düşünün. Aynı şekilde Buhara'dan yola çıkılan o yolculuğun vardığı yer Bursa oluyor. Kimisinin ismi Abdulhalik Gucluwani oluyor. Kimisinin ismi Emir Buhari oluyor. Emir Sultan oluyor ki ikisi ayrı isimlerdir. Ayrı öncü isimlerdir. Ve o halkada kimisinin ismi Molla Fenari oluyor. Ve bir başkasının ismi de bir diğerinin ismi de bir başka kurucunun ismi de Bilge İmam, Öncü İmam Süleyman Çelebi oluyor. Bir halka düşünün. Emir Sultan o halkada. Molla Fenari o halkada ve Süleyman Çelebi o halkada. Dedim ya bir harita bu harita öyle bir harita ki o ulu şehirde o ulu mabedin kurucusu şehirde Bursa'da yazılan Bursa'da söylenen o destansı metin o çağları aça aça aşa aşa asırlar boyunca yol almaya devam edecek olan metin Bursa'da yazılan metin Üsküp'te okunuyor, Kerkük'te okunuyor, Tataristan'da okunuyor. Dünya coğrafyasının başka başka şehirlerinde okunmaya devam ediyor. Nasıl ki Semerkant'ta dünyaya gelen İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhidi'nin nüshası İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde bulunuyor yıllar ve yıllar sonra. Aynı şekilde de Süleyman Çelebi'nin Mevlidinin en eski nüshası Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan'da ortaya çıkabiliyor. Dünya Küçük Hülasası. Programımızı açmış bulunuyoruz. Bakalım bugün hangi kıymetli isimlerle nasıl bir özel yayın yapacağız. Biz her özel yayınımızı bir isme ithaf ediyoruz. Olur da bir izleyicimiz ilk kez bu program vesilesiyle o isimle karşılaşmış olur. Niyetiyle bazı isimlere ithaf ediyoruz programımızı. Şakir Zümre'ye ithaf ettiğimiz bir yayınımız oldu. Mevlana İdris'e, Alaaddin Özdenören'e ithaf ettiğimiz yayınlarımız oldu. Bir yayınımızı Ahmet Bilas İnfante'ye ithaf etmiştik. Peki bugünkü yayınımızı hangi isme ithaf ediyoruz? Unutmadan Erol Güngör'e ve Süheyl Ünver'e de ithaf ettiğimiz yayınlarımız olmuştu. Bugünkü özel yayınımızı rahmetli Ali Ulvi Kurucu hocamıza ithaf ediyoruz. Rahmetle, minnetle diyoruz ve programımızı açıyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurunuz. O Mehmet Akif'in ifadesiyle yetişilmez yükseklikte bir isim. O asırlar boyunca yeryüzünün en çelebi imamı. O, vesile tün necat şairi Süleyman Çelebi. 2022 Süleyman Çelebi yılında Mevlid Halkası'nda özel yayında bir aradayız. Süleyman Çelebi Mevlidinin en eski nüshasını Amerika Birleşik Devletleri Michigan Üniversitesi Kütüphanesinde bulan Profesör Doktor Fatih Köksal ve Mevlid üzerine birçok özel çalışma ve kitabın yazarı Profesör Doktor Bilal Kemikli yayın konuğumuz. Binbir başlıyor. Yeniden hoş geldiniz programımıza. 1001'de özel bir yayınla huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Lütfen sorularınızla, kanaatlerinizle katkıda bulunmayı unutmayınız. Yayınımız boyunca sorularınızı arkadaşlarımın paylaştığı, paylaşacağı sosyal medya hesapları üzerinden, şahsımın sosyal medya hesabı üzerinden de lütfen iki kıymetli hocamıza iletiniz. Bugün yine yayınımız sona erdiğinde Temenni ediyoruz, diliyoruz ki not aldığımız, öğrendiğimiz, yeni yolculuklara çıkacağımız birçok yeni başlangıçla, birçok başlangıçla, birçok milat notuyla programı sona erdirelim. Bugün yine hakikaten çok kıymetli iki misafirimiz var. Bursa'dan geldi Bilal Kemikli Hocam. Aslında bizim Bursa'ya gitmemiz daha uygun olurdu, daha şık olurdu. Bunu da yayının hemen açılışında itiraf edeyim. Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara hocalarımızı onların kütüphanelerinde ziyaret etmiş idik 1001 programında. Buradan da evvela Bursa'ya Süleyman Çelebi'ye rahmetle sizlerin de fatihalarıyla, muhabbetleriyle yayınımıza açmış olalım. Profesör Doktor Fatih Köksal hocamız buradalar. Profesör doktor Bilal Kemikli hocamız buradalar. Kıymetli hocalarım hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Buldum. Fatih Hocam, şey Bilal ediyorum. Hocam sizler de efendim. Bursa'dan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sefa bulduk. Afiyettesinizdir hocalarım inşallah. Hamdolsun. Sağlık dileriz. Evet. Emeklerinize bereket. Sadece çalışmalarınızın bir kısmı burada. Hem Fatih Hocam'ın hem Bilal Hocam'ın uzun yıllardan bu tarafa verdikleri emeklerin çok küçük bir kısmını hafıza ve bilgi diyoruz ya efendim. O hafıza haritasının, bilgi haritasının küçük bir kısmını burada yayınımız boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi hocam ben sadece bir mısrasını az evvel e, paylaştım izleyicilerimizle ama özellikle o harita ifadesinin altını çizdim. En aktüel olandan yola çıkalım diye biraz da. Gerçi Mevlid öyle bir aktüeliteye sahip ki hocam, yıllar geçtikçe adeta güncelleniyor. Güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden şehirleri, kıtaları dolaşmaya, gezmeye, gönülleri gezmeye devam ediyor. İhya etmeye, inşa etmeye devam ediyor. Şimdi şöyle hocam, 2022 Süleyman Çelebi yılı, evet. Ben yayının hemen açılışında mı bu notu düşsem, yoksa ilerleyen zamanlarda mı düşsem bilmiyorum ama 2022 yılının son aylarındayız, son zamanlarındayız. Gerçekten bazı kurumlarımız, bazı belediyeler, bazı vakıflar, bazı ekranlar kıymetli işler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Hiç şüphesiz ki Süleyman Çelebi'yi bir yıla sıkıştıramayız ama özellikle 2021'i düşünecek olursak sanırım Süleyman Çelebi için daha yapılacak çok ama çok şey var diyelim. Hocam yolunuz Michigan'a nasıl düştü? Evet. Michigan'a kadar Abdülhamit Han'ın, Sultan Abdülhamit Han'ın özel kütüphanesinden yola çıkarak o Michigan'a giden, en eski nüshaya giden serüveni, Rafet Küçük hocamıza da buradan hürmetlerimizi, selamlarımızı iletelim. Rafet Rıf hocamızla beraber. Rıfat Küçük. Rıfat, özür dilerim. Çok özür dilerim hocam. Rıfat hocamızla beraber. Nasıl bir serüvendi hocam? Arzu ederseniz oradan başlayalım. Tabii. Şimdi, demin sizin de ifade ettiğiniz gibi, 2022 yılı hem UNESCO nezdinde hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Evet hocam. Öyle olunca tabii ki bu işle ilgili geçen sene Yunus Emre yılında da olduğu gibi elbette görevli kurumlar var ve bunların başında da Türklül Kurumu geliyor. Türklül Kurumu Edebiyat Kolu değil mi hocam? Evet. Şey, Türk Türklül Kurum Edebiyat Kolu toplantısında Mevlid'in yeni bir neşrinin yapılması hususu gündeme geliyor. Bilal Hocamın da e, üyesi bulunduğu kolda bu görevi bana e, tevcih etmişler e, sağolsunlar. Ben aslında Bilal Hocam bu işin şahididir. Epey bundan uzak durmak istedim. Onun sebebi de şu e, Süleyman Çelebi Mevlidi yani Vesiletün Necat Türkçe metinlerin Türkçe yazılmış bugüne kadar yazılmış metinler içerisinde el yazması nüshası en çok olan El metindir. yazma nüshası en evet, çok olan evet. metindir. Hatta diyebilirim ki Türk Türk topraklarında, Anadolu topraklarında, belki İslam coğrafyasında bile öyledir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla el yazması nüshası olan metin galiba Süleyman Çelebi'nin Mevlididir. Çok fazla. Bunun tabi temel sebeplerinden biri, Mevlid aynı zamanlarda belli törenlerde okunan bir metin olduğu için, Bunları e, imamlar, mevlitanlar kendilerine göre çoğaltmak, e, okumak için de çoğaltmışlar. Dolayısıyla çok fazla. Hemen hemen her e, şahıs e, evinde eskiden bir mevlid nüsası çık olurdu, çıkması muhtemeldir, mümkündür. E, tabii nüshanın çok olması özellikle eski nüshalarının bulunmaması bir metni sağlıklı neşretmek için sıkıntı. Yani bizim e, Gerçi Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i Defalarca Arap harfleriyle de basılmıştır. Bunlardan herhangi birinin ne çevirisi de mümkün ama bunlar e, acaba Süleyman Çelebi'nin elinden çıkan metinde ne kadar benzeşiyor? Evet. Önemli olan o. Biz işte buna tenkitli metin diyoruz. Tenkitli. Yani tenkitli metin sahih güvenilir e, nüshaların karşılaştırılmasıyla müellifin yani bizim özelimizde metin özelimizin özelinde Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan metne en yakın metni oluşturmak. Çünkü Süleyman Çelebi'nin elinden çıkan nüsa elimizde yok. Zaten 14-15. yüzyıl müelliflerimizin hemen hemen hiçbirinin müellif hattı dediğimiz yazarının bizatihi elinden çıkan metinler elde yoktur. En yakın tarihli kopyalar o yüzden tespit etmeye çalışırız. Bu zor olduğu için ve sahih bir nüsa olmadığı için ben bu hatta ben birçok dost sohbetinde hep şunu söylemişimdir. Yani Türkiye'de çalışılması en zor metinlerden biri. Belki de birincisi e, Mevlid'dir. Bir diğeri de Yunus Emre Divan'dır. Onu da bu arada söylemiş olayım antifarantez. Yani Mevlid e, bu yüzden ben biraz kaçınmak istedim ama e, benim üzerinde karar kılındığını ve bundan kaçmamam gerektiği söylenince ben kabul ettim. Bu bir milli vecibedir aynı zamanda e, diye. Ve Eski nüshaları toplamaya hocam, başladım. Hocam özür dilerim. Ne kadar latif bir ifade. Hocam doğal söylüyorum. Milli vecibe dedi ya. Altını çizmek istedim hocam. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. E, şuna önce ben kendi kendime karar verdim. 16. yüzyıldan daha e, yakın zamanda yazılmış hiçbir nüshayı kullanmadan e, en eski nüshalarla işe başlayayım dedim. Ve 16. yüzyıl e, nüshalarını topladım. Bu arada... E, Yazmalarla ilgilenen eşe, dosta, güvendiğim insanlara da ulaşamadığım nüshalar var mı diye tabii katalogları tarıyoruz, internet üzerinden katalog taraması yapıyoruz, basılı katalogları tarıyoruz. El yazması eser kataloglarını. Ve demin bahsettiğiniz Rıfat Kütük, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesi meslektaşım. O da el yazması aynı zamanda koleksiyoneridir, toplar, epey de yazması vardır ve Mevlidler üzerine de özel ilgisi var. Dedim ki Rıfat Hocam e, sizde eski tarihli Mevlid var mı e, diye sorduğumda hocam bendeki en eski 17. yüzyıl ama dedi bir eski bir Mevlid indirmiştim. E, var bende internetten indirmiştim dedi. Ve bana onu gönderdi. Onun i̇şte, tarihi kaçtı hocam? İşte o Nüsa işte bu Nüsa. O Nüsa bu evet. Nüsa Evet. Eee Mısır'ın nüsasından dolayısıyla, do dolayısıyla tabii şeyde eski bir Nüsa diye kenara koymuş ama doğrudan doğruya Süleyman Çelebi mevlüdüyle ilgilenmediği için o hmm. e, o Nüsa'yla çok fazla uğraşmamış. Bu Nüsa'ya e, ulaşma şeyimiz böyle oldu. Yani bu aslında erişime açık Hatta biz onu tanıtım makalesinde yazdık, internet adresinde verdik. Yani şu anda herkesin erişebileceği bir nüsadır bu Siz nüsa. Divan Araştırmaları Dergisi'nde de? Evet, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde Rıfat Bey'le beraber bunu makale olarak yayınlamıştık. E, tanıtan, bu nüshayı tanıtan bir yazıyı. Yani e, şeyin hikayesi böyle. Bu nüsanın niye önemli ve değerli olduğunu isterseniz... Konuşmaya devam konuşur. edeceğiz evet. kıymetli hocam. Herhalde Michigan Üniversitesi'nin o yani kütüphaneye girdiğimizde de hocam Abdülhamit Han'ın özel yani kütüphanesinden Ab geldiği ikinci, bilgisi ikinci de var. Kinci Abdülhamit'in e, koleksiyonunda e, bulunan bir yazma. Tabi e, çok önemli bir el yazması koleksiyoneri Ali Emiri Efendi duymuşsunuzdur mutlaka. İstanbul'da. Ali Emiri Efendi duymayan programı kapatabilir neredeyse. Yani öyle izleyicimizin hepsi biliyorlar evet, hocam. Fatih Millet Kütüphanesi de şu anda e, onun hemen hemen bütünüyle bağışladığı e, kitaplardan oluşur. Ali Emiri Efendi bir makalesinde diyor ki, Ecnebiler diyor buradan yazmaları götürürken hiç öyle rastgele eserler götürmediler. Ya müellif hattı nüshaları götürdüler. Yani demin ifade ettiğim yazarın elinden çıkan nüshalar. Ya ünik nüsa götürdüler. Yani müellif hatta değil ama biricik nüsa, ikinci yegane nüsa, ikinci bir nüsası olmayan el yazmalarını götürdüler. Ya da sanat tarihi bakımından bir değeri olan işte minyatürlü, tesibi e, mükemmel ya da hattatının çok meşhur bile olduğu yani e, bilim açısından değil ama sanat tarihi açısından önemli nüshaları götürdüler diyor. Gerçekten de e, pek çok çalışmada ben yurt dışındaki eserleri mesela bizdeki birçok mesnevinin e, minyatürlü nüshaları bizde de vardır çok nüshalar. Mesela diyelim ki Fuzuli'nin Leyla'yı Mecnun'u, Ali Şir Hamsesi. Bizde de var ama bizdekilerin çok azı mesela minyatürlüdür. Ama Avrupa'daki, Berlin'deki, Amerika'daki, efendim bir müzeyimdeki Batı e, kütüphanelerindeki ki buna Rusya'yı da ilave edebiliriz. Başka ülkelerde ilave edebiliriz. Yani yurt dışındaki kütüphanelere Alem Alemiri'nin dediği gibi genellikle çok önemli ve değerli nüshaları e, götürmüşler. Ali Emiri'nin o Divan-ı Lügatü Türk ile karşılaşması, Tabii. E, Ziya Gökalp ile Talat Paşa'yla, o, o onu bir onu bir. Okumak yani Ali lazım, Ali, Ali Emiri'ye tesadüf etmeseydi abi. bu muhtemelen o da yurt dışındaydı, kaybolmuştu. Evet. Ali Emiri'ye tesadüf etmeseydi bu cümlenizde bile Tabii. biraz duraksadı. Yani muhtemelen o, o da burada değildi yani. yani. Kadı Ettin divanı çok önemli bir şair çok kıymetli de bence edebiyat tarihimizde hakkıyla teslim edilmemiş bir şair. Kadı Burhanettin. Yani devlet yönetiyor. Kendi adına devlet kuruyor ve aynı zamanda şiir yazıyor. Bütün ömrü savaşlarla geçiyor. Ve 14. yüzyıl henüz bizde daha şiirin kurallarıyla efendim metoduyla ya da e, duygusal yanıyla çok e, içselleştirilmediği, çok bilinmediği klasik şiirin kurallarının ...yerine oturmadığı bir dönemde yetişen bir şair. Ama mükemmel bir şair bana göre. O yüzden e, hakkının edebiyat tarihimizde teslim edilmemesi dediğim ondandır. Onun da mesela divanının tek nüshası, yegane nüshası... ...ünik nüshada dediğimiz nüshası... ...İngiltere'de bir kolej kütüphanesinde. Evet. Kıymetli hocam, sağ olunuz Çok teşekkür ederim hocam. Açmaya evet. devam edeceğiz. Şimdi Bilal hocam siz e, nasıl ki mevlit denildiğinde... Bizim aklımıza eşittir sadece Süleyman Çelebi geliyor. Eyvallah. Mevlid nedir? Eşittir Süleyman Çelebi'dir. Bilal Kemikli ismi de öyle bir oldu ki hocam. Mevlid Süleyman Çelebi denildiğinde ilk olarak hatırımıza gelen isimsiniz. Uzun yıllardan bu tarafa e, sempozyumlar, kitaplar, çalışmalar, çalıştaylar, belgeseller hakikaten emek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ben buradan Sultanbeyli Belediyesi'ne de hususi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir okuyucu olarak, bir yayıncı olarak sadece... Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok çok fevkinde bir Şubat, 2022 Şubatı idi yanlış hatırlamıyorsam. Sempozyum yaptı, program yaptı, şiir sunumları gerçekleştirdi, mevlit sunumları gerçekleştirdi. Buradan Hüseyin Keskin Bey'e ve Mehmet Mazak Bey'e tebriklerimi iletmek istiyorum. Önemli, çok kayda değer bir iş yaptılar. Hocam bu yine kişisel bir nottur. Biz bugün biraz da mevlid hanların... Mevledini konuşmayacağız. Elbette onu da konuşacağız ama çünkü artık bazı şeyler o kadar rutinleşiyor ki 600. yılını biz geride bıraktık. 2009 yılında ki siz de 2009'da çok büyük bir sempozyumu evet. organize ettiniz. Israrla hocam siz bir şeyin altını çiziyorsunuz. Kurucu diyorsunuz evet. ve kök metin diyorsunuz. Yine herhalde o 2009 sempozyumunda olabilir hocam. PDF'ini bir yerde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Sadece Balkanlarda değil, işte Tataristan'da da karşımıza çıkıyor, Kerkük'te de çıkıyor. Bulgaristan'da herhalde bırakınız köylerdeki Müslümanların işte sünnet, cenaze vesaire. Yani o güzel ortamdan etkilenen bazı Bulgarların, Hristiyanların dahi işte Mevlid Töreni düzenledikleri, düzenlemek istedikleri gibi bazı kayıtlarla karşılaşmıştım bazı akademisyenlerin sunumlarında. Bu kök metin, bu kurucu metin nasıl bir metin ki hocam? Yani üzerinden asırlar geçiyor, nice engele rağmen her coğrafyada yaşamaya, yaşatılmaya devam ediyor. O kök metni, kurucu metni, çatı metni biraz açalım hocam isterseniz. Işte. Çok çok teşekkür ediyorum e, bendeniz söze. Süleyman Çelebi'nin üslubuyla başlamak isterim. Allah adını zikredelim evvela. Eyvallah. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asanede Allah ana. Söze ile başlayalım. Eyvallah. Ee, yalnız sorunuza gelmeden önce Fatih Bey'in bıraktığı yerden bir iki hususu paylaşmak isterim. Lütfen. Bir bakıma Fatih Bey'i zorladık yani. Ben aradım zorladım bir bakıma dil kurumunun adına. İyi ki de zorlamışız Rıfat Bey ile irtibat kurdu ve bu şeye ulaştı. Bizim niyetimiz orada... Fatih Bey'den en azından 15-16. yüzyıla ait nüshalar var. O nüshalardan yola çıkarak bir edisyon kritik yapmasıydı. Tabi bu zamana kadar mevride büyük hizmetler yapan isimler de var. Bir vefa olarak onları da anmak lazım. Dil Kurumu'nun ilk bastığı metin, Allah rahmet eylesin, Ahmet Ateş Hoca'nın metni. O da güzel, çok önemli bir metin, çok da önemli bir çalışma yaptı. Ve yine Mevlid konusunda belki ilk defa böyle bir akademik perspektifte çalışma yapan Allah gani gani rahmet eylesin bizim alanımızın da duayenlerindendir Türk i̇slam edebiyatı bir diyeceksiniz mesela Necla Pekolçay. Yani. He Necla, Necla pekol, Bey'e yani. geleceğim. Eyvallah. Tayyip Bey'e geleceğim. Allah ona da rahmet eylesin. Eyvallah. Ve yine Faruk Kadri Timurtaş. Eyvallah. Yani bunlar başka neşredenler de var. Yani başka neşredenler de var ama işte Ahmet Arbutlu gibi isimler de var. Bunları bir kere hayırlı almak lazım. Rahmet olsun. Bunlardan bir tanesini basalım diye orada gerçi tartıştık. Yani Ahmet Ateş yeniden basasın ama ya yeni bir edisyon kritik de yapılabilir. Çünkü ufuk değişti, metine bakış açısı farklılaştı ee, ve yazmalara ulaşım kolaylaştı. Yani Ahmet Bey'in ya da Necla Hanım'ın çalıştığı döneme göre şu anda daha kolay. Değil yani Mişkin Üniversitesi'ndeki yazmayı o bilemezdi, gitmese bilemezdi. Ama şimdi hepsi dijital ortam. Erzurum'da Erzurum'un sonunda ne yapacak Rıfat Hoca? İnternetten bakıp yazmaları indirecek. Allah sağlık afiyet versin Rıfat Bey'e de. E, buradan selam ediyorum. Bu anlamda biraz kaçamak şeyler söyledi biraz önce de ifade ettiği gibi ısrar ettik yani. Bir evet. bakım ısrar etmiş olduk. İyi ki de ısrar etmişiz. Ne güzel olmuş. Şimdi bu yazmaların ikincisi de e, şuna da işaret etmek isterim. O bir derttir. E, sizin vesilenizle paylaşmak isterim. Ben dünyadaki farklı yazma kütüphanelerinde bizzat da çalışma imkanım oldu. İşte Balkanlarda, Bosna Ersek başta İngiltere'deki Türkçe yazmalar. Daha önce Ürdün Üniversitesi'nde özellikle Haşimi Kütüphanesi'ndeki yazmalarla ilgili çalıştım. Bir iki neşrim de oldu onunla alakalı. Özellikle İngiltere'deki yazmalar hakikaten Türkçe yazmalar açısından fevkalade önemli ve üzerinde durulması gereken. Bu konuyla ilgili bazı hocalarımız metinlerde de yayınladılar. İngiltere'de bulunan divanlar ya da mesneviler diye neşirler yaptılar. 92'den bu yana bir şeyin takibindeydim. Ee, Allah rahmet eylesin Abdülbaki Gölpınarlı'nın e, bahsettiği bir isim vardı. Giresun Ziraat e, Bankası Müdürü bir zattan bahseder. Şimdi ismini hatırlayamadım. E, beni dinleyen dostlarımız lütfen hoş görsünler. Fahrettin Fahri Bilge. Fahri Bilge. Fahri, çok teşekkür ediyorum. E, Fahri Bilge'nin yazmalarından söz eder Gölpınar. Ben onun hep peşine düştüm. Fahri Bilge'nin yazmaları nerede? Bir bu. İkincisi de Şeyhülislam Arifmet Bey efendi, bendenizin ilk çalışma konusudur. Siz Alülbü Kurucuya bunu şey yaptınız. Onun e, hane-i saadetlerinde kalarak Medine'de çalıştım. Kütüphanede ve öyle bir kitap hocam? bir kitap çıkmış oldu. O bakımdan da benim için isabet oldu Arifmet Bey efendi. Kitap öyle çıkmıştı. Medine'deki yazmalarla alakalı. Orada Arifmet Beyefendi'nin mesela keşif zununa bir zeyil yazdığı söyleniyor. Bu zehirin peşinde oldum. Mesela Fuat Köprülü bunu kullanıyor. Yani bundan bahsediyor Arifmet Beyefendi maddesinde Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ya bu yazma nerededir? Nasıl ulaşabilirim diye onun bir peşine düştüm. Bir de bu Fahri Bilgen'in yazmalarının peşine düşmüştüm. Uzunca bir dönem Yine geçtiğimiz sene kaybettik işte İlhan Başköz ile bir gün konuşurken ya bu bizim kitaplarımızın hepsini ya Amerika'ya götürüyorlar ya Şey'e götürüyorlar Avrupa'ya götürüyorlar özellikle Fuat Köprülü'nün oğlu Orhan Fuat Köprülü tanıyordu acaba Köprülü'nün kitaplarının bir kısmını oraya götürdü mü diye sordum da Fahri Bilge'nin kitaplarının doğru intikal ettiğini gördüm yani o dönemde belki bu kitapları koruyacak bir politika oluşturulamadı oluşturulamadığını biz yine anlıyoruz. Şundan dolayı anlıyoruz. Bugünlerde çokça yeniden Ya da hocam özellikle bazı politikalar oluşturuldu. Yani da, aleyhine oluşan i̇şte, şeyler yani. var. Mesela Nuri Arlasez ismi eee bugünlerde çokça evet. konuşuluyor. Beşir Ayvazoğlu'nun. E Beşir Bey'e de çıldatalım. buradan selam ediyoruz. Yani şimdi ben Nuri Arlasez ile ilgili Beşir Bey'in kitabını okuduğumda kelimenin tam anlamıyla aşık oldum. Yani, Öyle hocam. Bir ömrünü evet. ona vakfetmiş. Evet. Evet. Ee, ve toplamış. Hocam toplamış. bir cümle özür dilerim. Kıymetli izleyicilerimiz lütfen Beşir Ayvazoğlu Altın Kapı alın, hediye edin, okuyun, okutun. Buyurun hocam. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Ha bunun dışında Türkiye'de kitap toplayıp yani tıpkı Ali Emiri gibi kitap toplayıp o kitapları koruyanlar da var. Mustafa Yeşil var mesela Kütahya'da kütüphanesi vardır. İzzet Koyunoğlu. Yıllar önce 93 gene bu yazmalarla ilgili serüveni yolculuğu e, şehir yani e, Türkiye'deki kütüphanelerle ilgili tutup bir rapor da yazmıştım. O dönemin Kültür Bakanı'na mesela Tavşanlı'da Koyunoğlu Kütüphanesi vardır. İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi vardır. E, affedersiniz Koyunoğlu Ankara'da şeyde Konya'da Tavşan'daki kütüphane şimdi tam şey yapamıyorum ama Kütahya'daki o yazma eser kütüphanesi, Zeytin, Zeytin, Zeytinoğlu mi? kütüphanesi maalesef e, Aradan yıllar geçti 93'ten çok uzun bir zaman geçti. Kütahya İlahi Fakültesi kurmak için görevlendirildiğimde Tavşan üzerinden gittim ve ilk daha henüz Kütahya'ya gitmeden Uçtubağını ziyaret ettim ve Uçtubağını kataloğu çıksın diye uğraştım. Şimdi Yazma eserler kurumumuz oluştu. Çok gayretli arkadaşlarımız var. Buradan onlara da selam ediyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Bunlar zaman içerisinde oturacak ama çok şey kaybettiğimizin altını çizmek istiyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim bunları söylemesem dert olurdu. Kıymetli notlar dert hocam. olurdu. Kaç tane için. isim zikretmek dert bakınız. olurdu. Yani hususen yani Türkiye'deki yazma eserlerle ilgili gitmediğim birkaç tane kütüphane kaldı mı bilmiyorum. Özel kütüphanelerde bir dönem e, ziyaret eden birisi olarak bunları söylüyorum. Mehmet Genç hocanın rahmetli onun da ismini anmadan geçmeyelim hocam. Allah gani, gani rahmet eylesin. Evet. Genç hoca daha çok arşivle alakalıydı evet. ama kütüphane konusunda şimdi Araştırmacılık. E, şimdi belki hocam. biz de seyrediyordur Sabri evet. Kozu abi abiyi kozu, de eyvallah. buradan söyleyelim. Yani hakikaten kitap meraklısı dostlarımızın e, arttığını Ali Birinci Bey'i de buradan abi selamlayalım. Bir bir Ali Birinci, Şimdi kurucu metin kurucu kök metin, kök metin kök konusuna metin. gelirsek bir metne biz kurucu ya da kök metin ikisini de kullanabiliriz ama ben kurucu tabirini daha çok seviyorum. Şu kelimeyi de çok severim İsmail Bey inşa kavramı İnşa etmek. Şimdi Kurmak. Arkadaşlarımız KJ'ye yazmışlar hocam. Kurucu, ne inşa edici ve yol açıcı bir kubbe. Onları kutluyorum. Mevlid demişler <laughs> mesela. Hakikaten güzel bir cümle. Güzel evet. bir şey yapmışlar. Onları kutluyorum. Bu ufuk açıcı bir cümle. Onları kutluyorum. Kurucu metin den kastettiğimiz şey şudur. Bir. Bir türü kurar. Yani tür dediğimiz benzeri eserler yazılır. Bir gelene konuşur. Süleyman Çelebi, Mevlid'i adı Vesile Necat biliyorsunuz. Yazılı sebebini serüveni. Ne demek Vesile Necat? Kurtuluş vesilesi. Kurtuluş vesilesi. Bununla ilgili ayrıca konuşalım. Evet, bir cümle yani, aldım şimdi. Kurtuluş vesilesi. Neden adını Kurtuluş vesilesi koydu? Onu konuşmamız lazım. Sebebi telif. Çünkü yıl 1409 hocam. Ama sıkıntılı bir dönem. Çıkıntılı evet, yani. bir dönem. Çok sıkıntılı bir dönem. Vesile Tün Necat'ı yazdı. Vesile Necat'tan sonra bizim dini edebiyatımız, Türk İslam edebiyatı diyelim biz buna. E, bir, Mevlid türü diye bir türü tanıdı. Bakın o eserden sadece mevlit ortaya çıkmadı. Hmm. Mucizatün Nebi diye bir türümüz var. Hazreti Peygamber'in mucizelerini anlatan edebi metinlere biz Mucizatün Nebi diyoruz. Ahlak-ı Nebi diye eserler var. Hazreti Peygamber'in ahlakı, hamidesini hüsn hulkunu anlatan güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran bir peygamber. Onu anlatan metinler var. Başka? Hilye, Hilye yine bir tarzında eserler. Evet. Onların da e, Miraciye keza. Süleyman Çelebi'nin eseri bu tür türlerin ortaya çıkmasını da sağladı. Bakın sadece bir tane eser kök metin. O kökten sanki aşı yapıyorsunuz. Bir meyve ağacınız var, armut ağacı var. Siz ona elma da aşılıyorsunuz. Armut, efendim, kiraz da aşılıyorsunuz. Aşılıyor yani. Gerçekten bir kök. E, bir edebiyat meydana geliyor. Bir dil kuruyor. Ben Süleyman Çelebi'nin metnini şöyle telendirdim. Yesevi'den gelen çizgiyle Yesevi, Piri Türkistan, Türkçe'yi Müslümanlaştırdı. Bunu her yerde söylüyorum. Hikayemizi Dedem Korkut Müslümanlaştırdı. Eğer diliniz ve hikayeniz Müslümanlaşmazsa zihniyetiniz tam anlamıyla o dini yaşayamaz, benimseyemezsiniz. Hem Dedem Korkut'a rahmet olsun rahmet hem de Piri olsun. Türkistan, Ahmet Yesevi'ye rahmet olsun. Onun açtığı arktan Anadolu'ya doğru geldiğimizde Yunus'a ve Süleyman Çelebi'ye geldiğimizde bu bilhassa Süleyman Çelebi de din dilini Türkçeleştirdi. Yani din dilini ve bilim dilini. Bilim dilini Türkçeleştirdi. Yani tabii e, tabi Ahmet yani Süleyman Çelebi'den önce Aşık Paşa'nın garip namesi var. Dariri'nin eseri var. Başka başka eserler var ama daha çok popüler, daha çok tanınıyor olması hasebiyle bunları yaptı ve mabede Türkçeyi soktu. Mabede Türkçeyi Türkçe Türkçe soktu. Türkçeyi soktu. Bu bakımdan bakın dilimizin de bir kurucu e, kahramanı ol, olarak biz Süleyman Çelebi Süleyman dedeyi Akif'in ifadesiyle Süleyman dedeyi anabiliriz. Yetişilmez yükseklik diyor değil mi hocam? Tabi onun onun da hikayesi çok şeydir. Mutlaka dostlarımız okurlar. E, Mevrid'e sadece bugünlerde karşı olmuyorlar. O dönemde de karşılar. Köse İmam karşı Baban gibi diyor bir okuyup hoca olamadım diyor. O da diyor ki ben de şair oldum. Hadi oradan diyorsun. Olsan olsan ancak mevlitçi olursun diyor. Ah Süleyman Dede. Süleyman Dede yükseklerde diyor. Yani keşke Süleyman Dede gibi bir şair olsam. Kurucu metin tabirinin sadece Türk edebiyatı için düşünmememiz lazım. Şimdi sizin orada alt tarafta evet. eğer gösterebilirsek Lütfen. Tayyip i Hoca'yı en alttaki kitap o onun e, ciltli, olan. ciltli olan üç cilt bir Mevlid külliyatıdır. E, o bir editoryal çalışmadır. Bendenizin ve Mehmet Akuş Bey'in Tayyip Hüç hocamızın ilhamıyla yazdık. Yani Allah gani, gani rahmet eylesin. Bir boşnak geliyor ve Mevlidimiz hakkında çok önemli bir metin yazıyor. Onun başında makalesinde neşrettik. Arnavut İslam edebiyatı diye bir edebiyat var bugün ve bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Arnavut İslam edebiyatının kurucusudur Mevlid tercümeden yola çıkarak Süleyman Çelebi'nin tercümesinden yola çıkarak bir edebiyat kuruldu. Boşnak İslam edebiyatının bugün bir Boşnak İslam edebiyatı varsa ki var. kurucusudur. Hatta aşağı gelelim. Yani doğrudan doğruya tercümesi yok Kürtçeye ama nazireleri yazıldı, benzerleri yazıldı. Bir Ahmedi Hani'den söz ediyorsak evet. bugün bunun arkasında Süleyman Çelebi gibi bir ismin onların maneviyatına etkisi var. Hocam nasıl bir bereketli yol açmış ki yani? Bu Muhammed'i muhabbetten kaynaklanıyor. Muhammed'i muhabbet. muhabbetten kaynaklanıyor. Yani ben yola çim diye çıkmadı yola bazı belaları ber taraf etmek için, peygamber eksenli bir düşünce, peygamber eksenli bir dünya tasavvuru oluşturmak için yola çıktığından bunlar oldu. Şimdi bakın Türk Edebiyatı'nı kurduğu gibi Türklerin vesilesiyle, Türklerin eliyle İslam'ı seçen diğer milletlerin de edebiyatını kuran bir metin. Kuruculuğun bir yönünü edebiyat açısından söylüyorum. Bir başka yönünü. Kurucu ve taşıyıcı. Taşıyıcı. Bir başka yönü var ki bunu sosyologlarımız, antropologlarımız çalışıyorlar. Fakat yeni yeni çalışıyorlar. Yani 2007 milattır bizim bir sempozyum yaptık. 2007 ilk defa sempozyum yaptık. Onları da konuşuruz. Şu yeşil kitap şeyin evet. altındaki. Yani o zamana kadar çok fazla yoktu. Mesela Amerika'dan antropolog geliyor. afedersin e, e, Eğirdir'de, affedersin, Eğirdir'de e, Isparta Eğirdir'de Mevlid üzerine çalışma yapıyor. Ama bizim din sosyologlarımızın, din psikologlarımızın ya da antropologlarımızın çok fazla çalışması yoktu. Şimdi artmaya başladı. Hocam başladım. din sosyologlarımızın %98'i Az önce dediniz ya ancak mevlütçü olursun. Hani ıstılahları o kadar yani ancak mevlütçü Yok, olursun. Yok o kadar şey yapmayalım, yargılanmayalım. Çok güzel çalışmalar yapılmaya, Var başlandı. Elbette, yapılmaya başlandı. Şunu demek istiyorum. Bir kültür inşa etti edebiyatın dışında. Cami merkezli bir kültür oluşturdu. Ne yaptı? Bakın mevlid hanlık diye bir kavram çıktı. Mevlidi musikiyle okuyan, usulüne göre okuyan, bir kavram çıktı. Bir kavram üretti. Mevlid hanlık kavramı. Mevlid ihtifalleri diye bir kavram zaten vardı. Daha önce Fatimiler döneminden itibaren vardı. Ama o ihtifalleri sünnileştirdi. Şii teamülün ön plana çıktığı ehl Beyt merkezli bir e, mevlid anlayışı vardı. Onu sünnileştirdi. Bakın kurucu aktörlüğü devam ediyor ve bize ait olan Bursa kurucu bir şehirdir. Osmanlı kuran şehirdir. Osmanlı Kur'an şehirde Ulu Cami'nin imamı, ilk imamıdır Bilge İmam. Orada yazdığı Mevlid'de bir kültür kurdu. Hmm. Mevlid Hanlık, işte mesela Mevlid okutuyorsunuz. Musiki de işin içerisinde. selavatlar getiriliyor. Aşı şerifler okunuyor. Ve arada tevşih ilahileri. Musiki zenginleştirdi. Tevşih ilahileri bir bahirden öbür bahre bağlantıyı sağlayan rabıta e, bölümlerdir. Yani bahir, tevşih, rabıta. Hocam kavramların rayihasını dahi konuşmak lazım ama <laughs> söyleyip geçiyoruz. evet. Geçiyoruz yani. Söyleyip geçiyor. Bakın musiki zenginleştirdi. İkramlar yapıldı orada. Yani insanlar bir araya geldi. Millet olmak İsmail Bey aynı türküyü söylemektir. Aynı türküyü söyleyebiliyorsanız, aynı metinler üzerine tefekkür edebiliyorsanız siz millet olursunuz. Bir araya getirdi. Yani ve ikramlar yapıldı. Bugün gelmeden önce gene dil kurumumuz inşallah güzel bir eser daha neşredecek Fatih Hocam'ın kitabının yanında Türk dünyasında Mevlid geleneği ile ilgili bir çalışma yapılacak. Hocalarımızdan sağ olsun ilgilenen hocamız e, İsmet Bey yollamıştı. Tataristan'daki Mevlid geleneğini anlatıyor ve bir de Adalar Batı Trakya. İkisini bugün okudum gelirken. E, Tahsih Sadedin'de okudum. Yani Batı Trakya'da, Adalar'da hala Müslüman kimliğini koruyan Tataristan'da o milli birliği Tatar kardeşlerimizin milli birliğini temin eden bir metin olduğu hala hmm. anlaşılıyor. Yani, yani siz bir araya gelirseniz millet olursunuz. Sizi bir araya getiriyor ve bir araya getirdiği merkez de işte siz burada güzelce yapmışsınız değil mi? Muhammediy muhabbet işte. Merkeze Muhammedi koymak. Eyvallah. Duruş yerimiz orası. Evet. Duruş merkezimiz orası. Duruş yerimiz yani. orası. Orası eğer biz orayı kaldırırsak peygamber efendimizi duruş yerin değil başka birisini korsak kaygan zeminde dans ediyor gibi oluruz. Bir düşüncemiz, bir fikrimiz olmaz. Süleyman Çelebi bize bunu verdi. Bir zihniyet verdi. O zihniyette bir düşünce üreteceksek, bir ilim üreteceksek, bilgi üreteceksek, bir hayat düzenleyeceksek o ancak hay. Muhammed mu Sallallahu aleyhi ve sellemin merkeze edinerek olur. Varlıkta, Eyvallah. bilgide onu var Merkez edinerek olur. Merkez dediniz. Şimdi kıymetli hocamla yayın öncesinde de Fatih hocam sizle sohbet ederken Yunus'un, Yunus, Yunus Emre'nin söz coğrafyası evet. üzerine siz çalıştınız. Ee, mesela sizin eserlerinizden bir kısmı burada Mevlidname. Bunlardan bir tanesi. Biraz daha şöyle kaydırayım. Kaldırayım arkadaşlarım için. Ee, işte tenkit ve teori var hocam yine burada. Her birisi hakikaten çok önemli çalışmalar. Osmanlı toplumunda Sadat-ı Kiram ve Nakibül Eşraflar. Nakibül Eşraf kavramı hocam bana şimdi Mevlidi, Hilye-i Hilye, -i Hilye -i Şerif'i konuşuyoruz. Buhari Hanları hatırlattı aynı zamanda. Evet. Buhari Han kelimesini de böyle biraz daha merkeze getirmek gerekiyor. Buradan Halil İbrahim Kutlay hocamıza selam edelim. Hamdi Arslan hocamıza selam edelim. Buharihan kavramı üzerine yine hocamın e, manzum fütüvetname. Bu eserin özelliği neydi hocam? Bu, bu çok edebiyat, önemli bir eser. Edebiyatımızın bilinen hem ilk hem de en e, hacimli, en uzun yani manzum fütü, fütüvetnamesi. Yani işte ahilik fütüvet kavramını e, anlatan Şur hocam fütüvetnameler bu kurucu diyoruz. Kurucuların yollarını Kur'an <laughs> zemin evet. yani açıkçası mayalandığı yer. Yine iki fütüvvetname ee, Fatih Hocam 3 yıl Amasya'daydı. O muhteşem Amasya'daydı. Ee, Sen sanırım... Onu Bünyamin Ayçiçe e, meslektaşımızla beraber çıkarmıştık. Eyvallah hocam. Her birinizin emeklerine sağlık hakikaten. Diğer eserlere de biraz geleceğiz. Şimdi hocam e, siz Michigan Üniversitesi'ndeki o nüshada sanırım e, Süleyman Çelebi imzalı başka metinlerle de mi karşılaştınız? Evet. O, e, oraya gelmeden isterseniz Buyur belki e, konuya vakıf olan izleyicilerimizin meraklarını mucib bir Yani bu en eski nüsha dedik ama Aha. bilinen bir kere. Ben hep çalışmalarımda mutlaka İsmail Bey bilinen e, şeyini iki, iki çizgi arasını alırım. Çünkü daha eskisi de bulunabilir. Hmm. Mesela derler ki bazı e, Bu da işte, akademisyen titizliği. Di, tabii divan abi. çalışıyor mesela 3 nüshası vardır. E belki 5 nüshası <laughs> vardır bilemiyoruz ki. Tespit edebildiğimiz kadarıyla üç nüshası vardır. Bilindiği kadarıyla. Araştırmalar devam Şimdi, ediyor. Tabii çünkü işte e, yeni çalışmada daha çok işte Bilal hocamın dediği gibi yeni imkanlar, internet erişimleri falan arttıkça yeni, yeni <laughs> nüshalar çıkıyor. Bütün eserler için geçerli. Hatta ben şöyle bir şey söylemek isterim burada. Bizim eski hocalarımızın 70'li, 80'li yıllarda yayınladıkları pek çok kitap, o kadar bulunan, çok bulunan yeni nüshalardan sonra neredeyse yeniden neşredilmeyi zorunlu kılacak duruma geldi. Hmm. O kadar çok yeni nüsha farklı metinler demek yani. Özellikle bir divan için diyelim ki işte içinde 200 şiir varsa, diğer nüshalarla beraber bu şiir sayısı belki 250'ye çıkacak gibi. Yani bu konuyu dağıtmayalım. Şimdi bu nüsha'yı ben incelediğimde hı hı. ilk gördüğüm, ilk dikkatimi çeken benim yazı tipi oldu. Yani yazı tipi bizim klasik 16-17 15 hatta 15. yüzyılın sonları o dönemlerdekinden daha eski hı. bizim Selçukî nesli dediğimiz daha çok 14. yüzyılda ağırlık olarak gördüğümüz bir yazı tipiydi. Şeyde Ekranda evet. e, görünüyor. Yani buna aşina olanlar bu yazının farklılığını da göreceklerdir. Aslında bu nüshanın bir istinsah tarihi yok. Yani ne zaman çoğaltıldı yazmaz. Yazmıyor. Eserlerimizin önemli bir kısmında e, yazmanın sonunda ne zaman çoğaltıldı ve kim tarafından hatta bazen nerede, ne zaman ikindi vakti vesaire gibi ayrıntılarla çoğaltıldığı zaman ve çoğaltan kişinin adı yazılır. Bunda öyle bir kayıt yok. Ama e, Nisan'ın bütün özellikleri bize bunu gösteriyor. Yine ekranda görünüyor. Mesela ilk şu gördüğümüz e, tesipli kısım. Şu tesip tamamen 15. yüzyılın ilk e, dönemine, ilk çeyreğine ait şey. Hangisi o, hocam? Ha, şu. Bu gördüğümüz tamamen 15. iklil yani. diyoruz bu hmm. şeylere. Ne sustere, diyoruz hocam? İklil. Bu ikliller tamamen 15. yüzyılın başına ait süslemelerdir. Şey de bize bunu gösteriyor. Yani hatta gösteriyor bunu. Ayrıca imla. Boya Eserin da. imlası da. Boya da gösteriyor. Yani kullanılan Türk az diğer boyalar da. KJ'yi evet. de bir alabilir miyiz arkadaşlar? KJ'yi de alalım. Tertemiz bir görelim. Yani çok çok etkileyici çünkü gerçekten. Yani bu imla. Mesela bizim e, Osmanlıca bilenler için söyleyeyim an en eki, ım in, ineki Osmanlıcada nun'la yazılır. Burada tenvinle yazılmış. Yani Arapça etkisiyle bizim ilk Eski Anadolu Türkçesi dönem ilk dönemlerinde bunlar vardır. Bu 15. yüzyılda da 16'da hatta yer yer görülen bir özelliktir ama eser eski olduğu zaman bu özellik çok fazladır. Yani ben 29 30 yerde 30 civarındaki yerde bu ın in, in an en eklerinin yani Türkçe eklerin Arapça e, tenvin işaretiyle yazıldığını tespit ettim. Bu da önemli bir özellik. E, i̇mla özellikleri var mesela. Benzer birçok imla özelliği. Burada teferruatına girmeye çok anlamlı görmediğim, işte makalede de detaylarını anlattığımız pek çok imla özelliği de bu eserin e, nüshanın daha doğrusu oldukça eski tarihli olduğunu gösteriyor. Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Şu gördüğümüz başlık. Yukarıda Kitabı Vesiletün Necat yazıyor şeyin arasında görüyorsunuz evet, o evet, süslerin evet. arasında. Ama altında bir şey daha yazıyor. En daha okunaklı o. Evet, en üstte çıkalım. Buyurun. buyurun altında başlayalım. Fi Mevlidi Eşrefil Mevcudat diyor. Fi Mevlidi Eşrefil Mevcudat. Bu bize aynı zamanda bu eserin adının sadece Vesiletün Necat değil daha uzun olduğunu e, gösteriyor. Ama sonraki nüshalarda demek ki o uzun kısmı unutulmuş Hatta muahhar misallerde daha geç dönem yazılmış. Diyelim ki 17-18. yüzyılda yazılmış nüshalarda eee Vesiletün Necat başlığı hiç yoktur hemen hemen. Hep Mevlidi Şerif, Mevlidi ne Nebi, Mevlidün Nebi, Mevlid-i Şerif gibi başlıklar olur. Vesiletün Necat adı adeta unutulmuştur. Yani yazmalarda çoğu yazmada görülmez. Hatta metnin içinde de Vesiletün Necat adının geçtiği yazma son dönemlerde e, oldukça azdır. Bunun tabii farklı sebepleri var. Demek ki Mevlid'in asıl adının da Kitabu Mevlid-i Şerif fi me, e, vesilet kitabı, vesiletin necat fi mevlidi eşrefil mahlukat olduğunu da eşrefil bu yazma mevcut, bize mevcut, pardon, mevcut, pardon mevcut, eşrefil mevcudat olduğunu mevcut, bu evet. e, yazma bize gösteriyor. gösteriyor hay, hay Bunun yanı sıra önemli ilgili bir iki not daha söyleyeyim. Ee, şimdi Hı. mesela demin hocamın ismini zikrettiği gerçekten çok önemli ve en iyi metinlerden biridir. Mevlid neşirlerinden biri. Ahmet Ateş'in çok önemli bir nüsa, değerli bir nüsadır. Fatih nüsasında bir Arapça şiir var. Ama Arapça şiirin başlığında Peygamber Efendimiz'in amcasına atfedilen bir şiir. Diyor ki nasıl Süleyman Çelebi böyle bir hataya düşmüş? ya da müstesih buna dahil etmiş olmalı. Çünkü e, o şair bir amcası yoktur e, Peygamber Efendimiz'in diyor. İşte bu Nüsa o olayı da çözdü. Çünkü Safiye kelimesini çoğaltan nüsha e, çoğaltılan müsa muhtemelen noktasız olduğu için çoğaltan müstesih onu sıfat gibi düşünmüş. Çünkü yazılışlar aynıdır bunun <laughs> eski yazıda. Kopya eden eee sıfatı işte e, Nebi diye geçiyor. Halbuki orada e, şiir Saf e, Peygamber Efendimizin halası Saşim. şair e, Safiye e, şeye Hazreti Safiye'ye ait bir şiir. Biz kim işte onun şair olduğu, şiirlerini de tespit ettik zaten. Şiirin tamamı daha uzun bir şiir. Onu da tespit ettik kitapta. E, onların da e, tamamını da yine Nerede olduğunu gösterdik. Yani ilginç bir şekilde bu olayı da çözmüş oldu bu nüsa. Diğer nüsalar ya hiç almamış o şiiri mantıksal olarak yani öyle bir amca olmadığı için o Arapça şiiri almamışlar. Ee, bir başka önemli çok enteresan bir hususu söylemek istiyorum. Hı hı. Bu Metniş Bey sayısı hocam. Kaç kaç beyit? Bu Çok şiir. Çok kısa. Yani 200 beyitlik de var 200 hocam. 200 beyitlik. Hatta ben 90 beyitlik nüsa bile gördüm. Yani i̇yice daralmış. Eksiksiz, başı sonu tam ama 90 beyit. Niye? Burada kitabe çıktı. Han onu okurken okuyacağı kadar kısmı e, seçiyor ya da işte o kadar önemli kendine göre e, güzel bulduğu beyitleri seçip çoğaltıyor. 1500, 2000, 2500'lük beyitlik nüsalar bile var. Öyle Çok mi? farklı nüsalar. Ama bizim bu en eski nüsa dediğimiz nüsa tam 812 beyt. Hmm. Nedir 812 olmasının özelliği ne? Çünkü bu eserin yazılış tarihi 812. Hicri. Hicri olarak. Yani beyt sayısıyla bunu ben tesadüf olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani bunu bilinçli olarak buraya bu şekilde yazılmış ve bu nüsanın sahihliğinin de bence bu işaretlerinden biri. 800 beyit var aslında. Biliyorsunuz Beyt Mesnevi tarzında yazılmıştır. Süleyman Çelebi'nin eseri. Ama içerisinde Arapça bazı manzumeler de vardır. Biri işte Peygamber Efendimiz'in halasının şiiri, Hazreti Ali'nin bir şiiri var ve başka Arap şairlerinden de alıntılar yapılmış yapmıştır. İşte ya, merhaba bölümünün ona ait olmadığı. E, tabi, onu Ahmet Ateş zaten. Nizekim burada da yok zaten. Bu nisalede de merhaba bölümü yok. yok. Evet. Şimdi e, bu beytlerin beyitlerin arasında bir de Muhammes var. Beş bentlik. Yani Muham, 5 Muhammes demek beş mısradan oluşan bentlerden yapılmış şiir. Bu da 25 beyt yapıyor. 800 beyt, bir de 25 tam 812 beyt, bir de mısra oluyor hocam. 812 buçuk beyt oluyor aslında. Ve muhtemelen benim o kendi kanaatim belki o mübalağalı bir yorum olarak düşünülebilir ama Yılın 6. ayında tamamladığının da belki bir işaret olabilir. Evet. Cemaziyel ahiret tekabül ediyor. Yani belki de 812 yılının Cemaziyel ahir ayında bu eserin yazıldığını bize bu bir belki de şifre halinde söylüyor. Bir nüsha ile ilgili bir şey daha söylemek isterim. Bu nüshanın bir özelliği de bizim gördüğümüz eski nüshalarda böyle bir özellik yok. Mesela bizim Türkçe dahi kelimesinin, Aslı es, eski hali dakıdır. Bu herkesin dahi dediği Dahiyi dahi. Dahi. Evet. Da. Bağlaç Hı. olan dahi kelimesi Nusadan e, ki bütün dahilerin hepsi kafla yazılmış, dakı şeklinde yazılmış, Hı, eski dahi. şekliyle. Bunun e, şöyle bir şeyi var, önemli var. E, şuradan ben size o Datta söyleyeyim. Bir şey var. E, beyt. Süleyman Çelebi'nin Mevlidinde diyor ki vahy için iner gülen bir dakı vahy kat olduğu bugün Tanrı hakkı diyor. Yani Cebrail'in ağzından söylenen bir şey e, söylüyor. Vahy için iner gülen bir dakı vah, vahy kat oldu kesildi yani bugün Tanrı hakkı. Yani dakı kelimesiyle hakkı kelimesini kafiye yapıyor. Bu bir yerde daha var. iki yerde var Mevlid'de bu. Dakı ile hakkı. Peki bunun önemi ne? Bunun önemi şu. Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan şeklin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Öyle mi hocam? Çünkü Süleyman Çelebi o kadar güçlü bir şair ki o tarafı ihmal edilmiştir. Hatta ben Süleyman Çelebi'nin iyi bir şair olmadığını söyleyen meslektaşlarımız, hocalarımız da duydum. Hayret ederek. Yani Nazım tekniği çok sağlam bir şair. Dolayısıyla H harfiyle Kaf harfini Süleyman Çelebi gibi bir şair kafiye yapmaz. Demek ki Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan şekil de en azından o kelimeyle ilgili olarak başkalarının da dakı yazmış olabilir. Dakı yazdığını düşünüyorum ve muhtemelen hocam onu aslında makalede de söylemedim ama ya makalede de e, atlamış atlanmış olabiliriz ama kitaba e, onu ilave ettim. Muhtemelen doğu kökenli bir müstensih de olabilir. Özellikle Tanrı kelimesini sürekli Tengri şeklinde hem Tanrı bildiğiniz gibi nazal neyle yazılır? Tanrı diye tek Gefl'e. bu hem nun yazmış hem gef yazmış. Yani Doğu Türkçesinin bir özelliğidir bu. Tengri şeklinde yazmış NG ile. Bunu da eee evet. ile ilgili bir not olarak söyleyelim çok önemli not. Şiirlerin var. de isterseniz Hayır geleceğiz hocam şimdi biraz sonra mı? şey yaparız. Hayır evet. hocam. Vallahi şöyle söyleyeyim. İlim dünyası için aslında iki hocamızın da kurduğu birçok cümle hani haber cilik retoriğiyle özel haber değeri taşıyor hocam yani kurduğunuz birçok cümle gerçekten bu yayın içinde özel haber değeri taşıyor e, ilim talipleri eminim ki rikkatle izliyorlardır dinliyorlardır not alıyorlardır diyelim hocam birazdan araya gireceğiz e, biler hocam giriş mahiyetinde yani sözlerinizi giriş mahiyetinde vesiletün necat gerçi burada başka bir isim de gördük ama evet. e, azervel ki Bölümde Bahirde diyelim hocam. Ee, sözlerinizde ısrarla o Muhammedi merkez diyelim. Muhammedi muhabbet nihayetinde muhabbet oradan hasıl oluyorsa hakikidir zaten. İsmine gelelim mi hocam? Vesile-tün necat. Yani şimdi e... Hocam özür dilerim. Biz çünkü ya bugün işte bir şeyleri dinliyoruz, izliyoruz. Evet. Ama o kadar doğallaşıyor ki o sebeple dedim tırnak içerisinde yani bu günümüzdeki algıyla işte düğünlerde, törenlerde, cenazelerde okunan... ...işte çocukların uyuduğu, işte ikramların, servislerin yapıldığı yaşamayan bir şeyden söz etmiyoruz. Evet. Gürül gürül akan büyük bir kaynaktan söz ediyoruz. Evet. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Fevkalade güzel betimlediniz yani. Evet. Tasviriniz çok hoş. Ee, şimdi genellikle bizim eserlerimiz... Mestevi tarzı ya da risale de olsa bir sebebi telif olur. Evet. Şöyle ifade edeyim. Yazarımız, şairimiz, sanatkarımız boş yere söz söylemez. Yani ben sanat yapayım. Eyvah. Hani sanat için sanat filan tartışmaları var ya son dönemlerde yapılan işte Tanzimatla birlikte hiç öyle bir şeye girmez. Hani retorik evet. değil yani. Değil. Bir sebebe binaen yazarlar. Bu sebepler Genellikle mesnevilerde tevhidten hemen sonra tevhid bahri ya da o dönemde bir sultana bunu hediye ediyorsa takdim ediyorsa tevhid olur, naat olur. Naattan hemen sonra takdim edecek kişiyi zikreder ve sebebi tehlifini söyler. Der ki bu eserin sebebi tehlifi şudur. Süleyman Çelebi'nin eserinde sebebi tehlif böyle bir yok. Hmm. Fakat teskire tarzı eserlerde konuyu bir e, hadiseyle ilişkilendirerek anlatırlar. Hadise şudur. Ulu camiye bir imam gelmiştir. İranlıdır bu imam. Ee, ve o dönemin yani tezkirelerde bu zikredilmez de ben deniz içini dolduruyorum o tezkireti şu ara tarzındaki edebiyat tarihi kaynaklarındaki zikredilmeyen tarafları doldurarak söylüyorum. O dönemde Hup Mesihlik diye bir akım var. Biraz sonra ona da gireceğim. İsa severlik akımı Hup Mesihlik akımının etkisinde vaazını yaparken bazı o yapıyor. İranlı. İranlı vaiz. Yani şöyle ifade edeyim İsmail Bey. Bir alim bir şehre geldiğinde kıymetli bir alimse ona kürsü hediye olarak verilir. Ya da minbere geç, mihraba geç denilir. Buna hediye edilmiş ama orada لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ min رُسُولِهِ Bizim ametümüzün de temelini oluşturan peygamberlere iman konusunda herhangi bir ayrım yapmayız. Bütün peygamberlere iman ederiz. Ama Başka bir ayet-i yine Bakara Suresi'nin Faddalna ba'duküm ala ba'd. Bazı peygamberler bazılarından üstündür. Bu üstünlük bizim fesirlerimiz bu ayet üstün olan Hatemün Enbiya olan, ettiğin olan İslam'ı tamamlayan değil mi? Sizin için ekmel kılan yani. Tabii leküm dinüküm veriyedin. Sizin için dini tamamladım. Değil mi? Dini Hazreti Adem'den itibaren devam eden o İslam'ı tamamlayan en ekmel olan, hatemül enbiya olan Hazreti Peygamber'dir. Bizim ülema ve müfessirlerimiz böyle anlarlar ve Müslümanlık da budur zaten. Peygamberimizin en eftel olduğuna inanmaktır. Ama bu İranlı vaiz kürsüde eftal olanın İsa Aleyhisselam'ın olacağını çünkü onun veladetinin tıpkı Adem gibi işte farklı bir şey taşıdığını daha çocukken mucizeler gösterdiğini filan söylüyor ve bir tartışma meydana geliyor. Bu tartışma büyüyor tabii. Yani Ulu Cami o dönemin en önemli merkezi büyüyor. İslam coğrafyasının farklı ilim havzalarına da giriliyor ee, ve e, zihni bir kargaşanın oluşmasına sebep oluyor. Tam da işte burada Mevlid'i yazıyor. Ben deniz o kanaatteyim. Ee, Mevlid'in ilk beyti de budur diye düşünüyorum ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetünden olmaz için idi ol diyor. Yani İsa eftal diyorsun ama İsa'nın ölmeyip göğe çıkması, İsa Mesih Mesih inancı var ya, Mesih inancı çerçevesinde göğe çıkması kıyamete yakın bir zamanda o Mesih inancı çerçevesinde söylüyorum gelecek ve İslam şeriatı üzerine peygamberimizin vaz ettiği, tebliğ ettiği hukuk üzerine iman edecek ve e, onu bekliyor. Yani dolayısıyla İsa iftal olsaydı bu zaten sizin sıkça dile getirdiğiniz bu Mesih inancı da olmazdı demek istiyorum. Yani bazı beyitleri orada söylüyor yani. Orada söylüyor. Ben ilk beytinin bu olduğu kanaatindeyim. Ee, ama bu benim indiği evet. kanaatim olabilir. Sosyal tarih açısından Hocam bakarak bence de çok haklısınız. Bir müsaade ederseniz araya gireyim. Sağ gireyim. Zaten e, Bilal Hocam'ın bahsettiği beytin devamındaki beyitlerinde de tek tek diğer büyük peygamberleri e, sayarak onların da e, varlıklarının sebebinin aslında Hz. Muhammed olduğunu e, ifade ediyor. Yani bence de aynen hocamın söylediği gibi sebebi telifin bir başlığı kalmamış yani. Söylüyor orada aslında. Evet. Nuru nur Muhammedi kısmı ya da evet. kainatın yaratılışı o o, o taraflara da girilebilir belki. Bu da Ama biraz şimdi, özel, İbn Arabi geleneği gibi geliyor bana. Tamamen öyle evet, yani tamam yani, yani o, hat, o hat burada en çok onun üzerinde sonra Muhammediye'de görüyoruz aynı çağda yazıldı Zade'nin Muhammediye'sinde görüyoruz aynı dönemde. Levlak inancı yani çok ee, yani. Levlak'tan ziyade Nur-u konusu evet. birazcık daha farklı hocam ilk yaratılan şimdi Vesiletü i necata gelirsek Oraya gelmeyelim hocam. Orada o büyük kapıyı açmak lazım çünkü onu konuşmak bir, lazım. Bir giriş oldu İzimli belki bu. Hocam. Bir evet. giriş oldu. Şu, yani bu tezkirelerde anlatılan e, bu yaşanan hadise yaşanmıştır. Kısa diyelim. Hikaye demiyorum. Bakın kısa diyorum. Kıssayla hikaye arasındaki fark var. Kısa yaşanmıştır. Kur'an'da da kıssalar var. Yaşanmış hadiselerdir onlar. Yaşanan bir kıssadan yola çıkarak izah eder. Ama bendeniz Vesiletün Necat isminden ve hocamın biraz önce bahsettiği o alemin yaratılışı ile ilgili Nur Muhammedi'den yola çıkarak sosyal tarih bağlamında döneminin ihtiyacına cevap vermek için bu eseri yazdığı kanaatindeyim. Bunu ayrıca Kaçalım. izah etmek lazım. Evet. İzah edelim hocam. Konuşalım. Az evvel dediniz ya İranlı bir alim. Değişen bir şey yok hocam. Yani evet. aslında değişen bir şey yok. 1400'de biraz ne yaşıyorsak Yavuz Sultan Selim hanımız neyin mücadelesini verdiyse 2020'li yıllarda da aynı mücadele devam ediyor. Aynı gayret devam etmesi gerekiyor. Aynı teyakkuz halinin de devam etmesi gerektiğini söylemek mümkün. Bir araya gidiyoruz. Profesör Doktor Fatih Köksal hocam buradalar. Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamız buradalar. Rıfat Kütük hocamıza da hürmetlerimizi, selamlarımızı iletelim. Aranın hemen sonrasında özel yayınımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Nicesi ve nicesi. Süleyman Çelebi'nin mevlidi için bu hafta huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Bilal Kemikli ve Profesör Doktor Fatih Köksel hocalarımız buradalar. Rıfat Kütük hocamızla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi'nde buldukları en eski nüsha bahsiyle yola çıkıp nice bahirler konuşmaya devam ediyoruz. Bilal Hocam az evvel o büyük kapının önüne bizi getirdi. Vesile Tün Necat'ın önündeyiz hocam şu anda ve kapıyı açtık. Eyvallah. Nereden girelim hocam? O deryaya nereden? Tevhidten gireceğiz. Ummanı nereden kulaç atalım hocam? Tevhidten. Tevhidten gireceğiz. Tabii biz metnin içeriğine değil Vesile Tün Necat'ın Sebebi tehlif ve evet. bu isme e, işaret etme babında e, bir önceki kısımda söylemiştik, konuşmuştuk. Şöyle söyleyeyim e, İsmail Bey. Yani e, sanatkar çağının insanıdır, zamanının, döneminin insanıdır. Yaşadığı dönemin problemlerini ortaya koyar. İlim adamı, mütefekkir de öyledir. O problemlere çözüm ararsanız siz münevver olursunuz. Yani bugün de yaşaması lazım. Tabii yani. o... Tabi bugün yazıyorsanız bugünün problemlerine çözüm üretmeniz. Eski nakille ilim olmaz yani. Eskiden yararlanırsınız ama bugünün sorularına cevap vermeniz lazım. Şimdi Süleyman Çelebi'nin eserini yazdığı döneme baktığımızda e, kuruluşunu büyük oranda tamamlayan ve Ulu Cami gibi bir mabet inşa eden Nibolu Zaferini kazanan Büyük Fatih Yıldırım Bayazıt'ın Timur karşısında savaşı kaybettiğini görüyoruz. Ankara Savaşı'ndan söz ediyorum. Savaşın sebepleri, nedenlerin içleri, onlar ayrı bir konu. Tarihin konusu. Ama Timur'un şunu ortaya koyduğuna tanık oluyoruz. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı yendikten sonra burada bir düzen kurmuyor. Hı hı. Var olan düzeni bir bakıma kendine göre oyunu bozarak gidiyor aslında. Ne yapıyor? Beyler isyan ediyorlar. Osmanlı'nın Yıldırım Beyazıt'ın Yemenli altına aldığı devlet Nizamı içerisinde onları sistemleştirdiği o beylerin her birisi isyan ediyor. Yıldırım'ın çocukları da iktidar mücadelesine gidiyorlar. Bu süreç bizim tarihimizde Fetret Devri olarak ifade ediliyor. Ve edelim. çok trajik bir 50 yıl yani hocam. Yani Tabii. İstanbul 50 yıl Osmanlı'yı bekliyor hocam. Yani bu sebeple. İstanbul'u Bırakalım belki o gecikebilir ama içerideki kardeş kardeşi evet. e, yani öldürmesi, ekonomik yönden, siyasi yönden, e, güvenlik açısından ortaya çıkan kaos e, hakikaten trajik bir dönem. Evet Bu trajik dönemde yine de ilim devam ediyor tabii Yani savaş da olsa e, ilim hayatı var. Mesela o sıkıntılı dönemlerde geliyor e, Ahmet'i İskender namesini yazıyor. O sıkıntılı dönemlerde daha başka başka dersler de yapılıyor yani ilim havzası söz konusu. Molla Fenari orada mesela o başka bir yere gidiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Değil hocam? Yani Molla Fenari var. Mesela şimdi İbnül Cezeri var, kıraat alim, büyük hadisçi aynı zamanda onun da bir Arapça mevlidi var. Aynı dönemlerde yazılmış. Timur onu Bursa'ya gelince alıp götürüyor, ee, Türkistan'a götürüyor, o, o bölgeye götürüyor. Böylesine bir dönemde kaos ortamında fetret dönemler, fetret boşluk demektir zaten. Evet siyasi erkin yok olduğu bir dönemde, otoritenin yok olduğu bir dönemde kerameti kendinden menkul bazıları e, kurtarıcı rolüne kapılırlar. Kurtarıcılık da bizim dilimizde, din dilinde e, iki kavramla karşılaşıyoruz. Bir, biraz önce konuştuğumuz Mesih inancı ki bu büyük oranda Hristiyanlıktan da bize intikal eden bir kavram, bir e, konu. E, kelami bir konu olduğu için ben tartışmalara girmek istemiyorum. İkincisi ise mehdilik konusu, mehdiyet mehdilik, konusu. İşte batınilik ayrı, farisilik orada hepsi iç içe girince hocam. İç içe giriyor. Ve bir de tabii yani batınilik de ayrı bir konu. İran'da çıkan hurufilik var. O dönemde fazla Hurufi'nin ortaya çıkması, hurufilere dönük Timur'un çocuklarının mücadelesi. Yani Timur tamam burada bir şey yaptı ama orada batıniliğe karşı da bir mücadele verdi Timur'da. Böyle bir hizmet ifa etmiş oldu, ortaya koymuş oldu. Böylesine bir dönemde mehdiyet fikriyle ortaya çıkan isimler var. Yani bu isimlerden bir tanesi e, yani son dönemlerdeki yapılan çalışmalarla yok mehdiyet ihtiyasında değildi falan filan deniliyor ama Bedrettin e, Şeyh için. Bedrettin için söylüyor. O işte yaptı yoksa talebeleri mi? Talebeleri mi, mi yaptı? İşte talebeleri sonradan ihtida etti falan filan. Bir de hocam özür dilerim. Şimdi oraya çok girersek uzun bir mesele ama tabii. Şeyh Bedrettin bugün popüler literatürde yani bir isyankar ya halbuki bir fakihten bir alimden ya, söz büyük, ediyoruz. Büyük bir alim ve yani sufi. Hani Evet yani Bir sufi ama batini e, tarafı, O ayrı bir ilmi bat, tartışma. Batini evet, evet. tarafı olan bir şey. Siyasi iktidar e, mücadelesi. İktidar mücadelesinde e, farklı şeyler olabilir. Yani aynı düşünceye sahip olabilirsiniz. Yani Yıldırım'la Timur aynı düşünceye sahip aslında. Bir yerden bakınca. Ama bir mücadele içerisine girince çatışabiliyorlar, savaşabiliyorlar. Evet. E, bir yandan Mehdi'lik, öbür yandan biraz önce ifade ettiğimiz gibi İranlı vaizde ortaya çıkan hub akımı e, zaten güvenini yok etmiş, iktisadi yönden iflas etmiş e, toplumda yeni yeni problemlerin zihni dağınıklığın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Evet hocam. Şimdi Süleyman Çelebi ben denizin yorumu yanlış düşünüyor olabilirim. E, tenkit edilebilir. O konuda e, hürmetle karşılarım münekkitleri. Vesiletu Necat ismini vermesi, Biraz önce e, orada gördük Vesiletu Necat yazıyordu. Kurtuluş mu arıyorsunuz siz? Vesiletu Necat kurtuluş vesilesi demektir. Siz kurtuluş mu arıyorsunuz? Düştüğümüz yerden ayağa kalkmamızı sağlayacak olan şey ya da Yusuf'un düştüğü kuyudan kurtulmasını sağlayan kervancı aslında peygamberimizdir. Muhammedi ahlaktır. Hazreti peygamberin getirdiği esaslar etrafında buluşursak İlkeler etrafında buluşursak biz yeniden derlenip toparlanırız mesajı veriyor aslında. Muhammedi ahlak dediniz hocam. O kadar yüce, o kadar Tabii. aziz, büyük bir kavram ki. Bugün ahlak kavramı hocam her birimizin ağzında mesela. Ama herkes şikayetçi. <laughs> evet. Ama herkes şikayetçi ise burada başka bir problem var. Yani Evvela kendimizden başlayıp hayatın her yönüne o ahlak, o Muhammedi ahlakla başlamak, yaşamak lazım geliyor herhalde hocam. Yani ahlak, ahlak felsefesiyle ya da ahlakla ilgili nutuk atmalarla ahlaklı olunmaz. Eyvallah. Onu yaşayacaksınız. Usta çırak ilişkisiyle olur. Usta da el muallim olan Hazreti Peygamber'dir. Bizim rehberimiz, ölçümüz, mihengimiz, mihverimiz Efendimiz'dir. Eyvallah. Eseri bunun için yazıyor. Nitekim eser yazıldığında 1409'da bitiyor ki biraz önce hocam çok güzel bir şey yaptı. 812. 812 beyitten oluşuyor dedi. Çok güzel bir yaklaşım bu. Eser yazıldıktan kısa bir zaman sonra Çelebi Mehmet devleti yeniden derleyip toparlıyor. O yüzden devleti kuran bir metindir aynı zamanda Süleyman Çelebi. Çelebi deseni. Mehmet de çok büyük bir figür. Gerçekten Tabii. yani büyük bir figür. Mücadelesiyle de büyük yani. Kardeşlerine tahammülü, sabrı, mücadelesi. İşte Emir Sultan var. Onun Eyvallah. onun dayanağı Emir Sultan var, eniştesi. Diğerlerinden işte ama Emir Sultan'a daha çok itaat eden, onunla daha çok görüşen ona hayrı tavsiye eden bir Emir Sultan var. Emir Buhari diyelim. Yıldırım Beyazıt'ın damadı, damadı olan Emir Sultan. Sultan, Emir Sultan var. Süleyman Çelebi'nin de aynı zamanda mürşidi Emir Sultan. Ve eser yazıldıktan, okunduktan sonra devlet kuruluyor. Ben vesile i Necat'ın yeniden Osmanlı'yı kuran metin olarak görüyorum ve bu benim gene indiği görüş diye subjektif görüş diye değerlendirebilirsiniz. Nasıl İstiklal Marşımız yazıldı? İstiklal Marşı da birlikte. Yani de o ahval ve şeraihte yazıldı. Yazıldı yani. ve o oluştu kurucu bir metindir İstiklal Marşı'da bir devlet kuruldu. Süleyman Çelebi'nin vesile-i necati de yani o bakımdan bizim yani Osmanlı dönemi hani milli marşımız şey diyor ya Fuat Paşa Fransa'da sizin milli marşınız yok diyorlar da tekbir getiriyor. E, Etri'nin tekbirini okuyorlar. Bizim milli marşımız olmuştur. E, vesile necat. Eyvallah. Hocam milli marş deyince şimdi biraz böyle e, nasıl e, ironiyle karşılaşılır, karşılanır ama sokak röportajlarında mesela soruluyor. E, hatırlarsınız. Fıkra gibi anlatılıyor belki ama bu toprakların ezana, dile bakışını da gösteriyor. İşte mesela sokaktaki adam tırnak içerisinde Diyor ki ezan Türkçedir diyor mesela. Allahu Ekber diyor. E Türkçe işte diyor bu. Evet. Hani muhabirle mesela böyle bir diyaloğa giriyor. Tartışmaya giriyor. Hani o kadar iç içe ki hocam artık yani. O Türkçe. Ee, şimdi Mevlid de açıkçası o yönüyle dünyanın neresi olursa Tataristan dediniz Tataristan'da olsa Kerkük. Bu Türkçenin Müslümanlığın hülasası haline gelmiş. Hocam e, Bilal hocam devam edeceğiz ama siz bazı notlar da aldınız. Onları da arzu ederseniz paylaşabilirsiniz. Yeni şiirler dediniz ya hocam. Az evvel sanki oraya tam giremedik. Evet. O da bir özel haber değeri taşıyor. İlim talebeleri için açıkçası. Onu da sormak isterim evet. size. Şimdi, Çünkü büyük bir şair dediniz yani. Öyle. Yani şimdi Süleyman Çelebi'nin e, bu nüshanın aslında bir faydası da şu oldu. Sahih metin bu nüsha sayesinde evet. önümüze çıktı. Bir kısmı Dolayısıyla şu anda. biz Süleyman Çelebi'nin şairliğine dair de buradan e, işaretler hmm. bulabiliyoruz. Çünkü e, bazı nüshalar, mesela bu nüsha'ya e, çok yakın olan, belki de bu nüsha'dan çoğaltılmış olan, istisnat tarihi 16. yüzyılın ortalarına tekabül eden bir Nur Osmaniye nüshası var mesela. Bu nüshayla hemen hemen çok yakın bir şey nüsha o. E, o sağlam bir nüsa. Fatih nüsası sağlam bir nüsa. Yani bu nüsalardan hareket ettiğimiz zaman sahih diyebileceğimiz ya da Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan e, örneğe e, benzer çok yakın e, nüsalara baktığımız zaman özellikle kafiye, vezin gibi konularda e, neredeyse problemsiz bir metin olduğunu görüyoruz. Yani mesela her e, şairde görülen bazı e, zihaf yapılması mesela ne yapılması hocam? Zihaf. Ne yani hocam? aruzda uzun bir hecenin kısa kabul edilmesi. Ha, bu öyle bir diyoruz. aruz kusurudur ama bazı kelimelerde bu caiz görülür. Yani kelimesinde o vesaire. Taşır gibi. Yani evet. O, onlar dışında zihaf yoktur mesela. İmale dediğimiz zaten her şairde vardır. Met her şairde vardır ki bunlar aruz kusuru da değildir. Kafiye yapısı da çok sağlamdır Süleyman Çelebi'nin. İşte bütün bunları eğer bu eski nüshalar olmasaydı söyleme imkanından mahrum kalacaktı. Yani diyelim ki Arap harfli basılan matbu divanların çoğunda bu durumu gözlemiyoruz. Şimdi bu nüshanın yine önemli bir tarafı da Süleyman Çelebi'nin mevlidinin sonunda Süleyman Mahlaslı 5 adet şiir var. Bu şiirler bize göre Süleyman Çelebi'nin şiirleri. Süleyman Çelebi'nin biz bu nüsa ortaya çıkana kadar müstakil, mevlid dışında herhangi bir eserini bilmediğimiz gibi böyle müstakil şiirlerin de olduğunu bilmiyorduk. bilmiyorduk. Bundan İbrahim Necmi, Dilmen soyadını alıyor sonradan, Edebiyat Tarihi Dersleri adlı lise ders kitabında Süleyman Çelebi'den bahsederken Mevlid'in yanında müferit bazı şiirler de vardır diyor. Bu kadar bir kısa cümle. Ama bu şiirler nerededir, nerede görmüştür bunu bilmiyoruz. Belki de İbrahim Necmi Dilmen'in gördüğü nüsa bu nüsadır bilmiyoruz. Yani e, belki bu nüsadan çoğaltılmış başka bir nüsaya da ilave edilmiştir. Belki bir şiir mecmuasının arasında görmüştür. Ama İbrahim Necmi Dilmen'de böyle bir kayıt var. Bu kayıttan hareketle Ahmet Ateş de diyor ki Süleyman Çelebinin münferit şiirler olması muhtemeldir. Bu şiirler varsa eğer böyle şiirler diyor. Muhtemelen naat veya nasihat türünden şiirler olmalıdır gibi de bir kısa yorum getiriyor. İşte aslında Ahmet Ateş'in yorumu ve İbrahim Necmi Dilmen'in tespitinin de bir anlamda doğru olduğunu gösteriyor. Biz söz konusu makalemizde bu şiirlerin Süleyman Çelebiye aidiyet meselesinde tartıştık ve orada mevlitle özellikle bazı söz kalıplarının nasıl benzeştiğini hatta bazı şeylerin beyitlerin adeta yeniden yazılmış gibi birbirine benzediğini gördük. Mesela mevlit bu şiirlerden beş şiirin üçü nasihat tarzı hmm. şiir, biri naat, biri de tasavvufi tamamen tasavvufi bir vahdet vücut konulu bir şiir. Şimdi bu aslında şeyin edebi kişiliğiyle de çok örtüşen bir, yani sadece kelime benzeşmesi, eda, üslup değil. Konu bakımından da Süleyman Çelebi ile özdeşleşiyor bu şiirler Mevlitle çünkü Çünkü Mevlid'i okuyanlar bilirler ki Mevlid'de vasiyet, kendisinin bir vasiyet kılalım işte uçta size diye başlayan aslında nasihat. Yani vasiyet, nasihat aslında aynı çok da yakındır anlamları birbirine. Uzun, 100 beyte yakın bir nasihat bölümü vardır. Orada ihtizar vardır. Mesela özür diler, kendisini günahkar bir kul gibi gösterir. Yani bu klasik bir şeydir aslında. Tasavvuf neşvesidir bu ifadeler. O nasihatlar, nasihatın mevcutta bu kadar yoğun olması, o şiirlerin aslında Süleyman Çelebi aidiyetini de ifade ediyor. Çok benzer tarzda zaten o nasihatları da ediyor. Bu şiirler uzun manzumeler oldukça. Yani gazel mi, kaside mi, uzun oluşuna bakınca kaside olması gerekir. Kafiye bakımından aynıdır zaten gazel ve kaside. Ee, ama kaside birini övmek maksadıyla yazıldığı için tam kaside de demiyor, diyemiyoruz. Ama gazelden de uzun manzumeler. Zaten 15. yüzyılda bunlar çok fazla ayrışmamıştır uzunluk bakımından gazel ve kaside. Özellikle 14'ün sonları ve 15. yüzyılın başlarında. Şimdi bu şiirler e, Süleyman Çelebi'nin şairliğiyle ilgili de bize bir şeyler söylüyor. Aslında e, hocam bu siz biler Bilal hocam tasavvuf e, edebiyatıyla daha çok ilgilendiği için e, takdir edecektir. Mutasavvıf şairlerin şiiriyet iddiaları yoktur. Şairlik iddiaları yoktur yani. Hatta şairlikten evet. de kaçınırlar. Hmm. Kendilerinin şair olmadığını söylerler. E, şimdi Süleyman Çelebi de aslında bir şiir iddiasıyla, şairlik iddiasıyla yazdığını zannetmiyorum. Bir de hocam şey diyor, tamam o yazdığını derken Bilal hocam onu soracaktım. Bilal hocam diyor ki baş, bir yer, yani ya metinde ya bir konuşmanızda karşıma çıkmıştı. Fuzuli gibi, baki gibi yazmamıştır, söylemiştir diyor mesela hocam. Evet. Kastettiğiniz belki evet. biraz ona yakın evet. bir şey. Zaten kendileri de biraz da belki tevazuyla karışık. Hep şiir söylemek derler. Nazire söylemek. Yani Bizim klasik divan şairler de öyle derler ama mutasavvıf şairlerin çoğunun şiirlik şairiyet iddiaları yoktur. Hatta ben şunu da e, tespit ettim. Bazı mutasavvıf şairler bilerek ve isteyerek arus hataları yapıyorlar. Bilerek hataları ve isteyerek yapıyorlar, yapıyorlar. Evet, Çünkü ama. o e, bütünüyle bağlılığı, şekle bütünüyle bağlılığı bir yerde dünyevilikle, Eşdeğer düşünüyorlar. Ben benim şahsi yorumum. Oraya bir kasti araz bırakıyorlar hmm, yani. Mükemmellik, yani, mükemmellik tekamüle manidir. Dünyada eksik yani. kalacak pek çok şey. Mükemmel olan tek bir kitap vardır o da Kur'an'dır. Tabii bir de o adı üstünde şekil evet, ya. Vardır. Şekle müteallik olan şeylerden e, şeyler şeyleri önemsemeyip daha çok manaya, ha, manaya nüfuz etmek için e, bu şiirlerin içerisinde e, şiiriyet bakımından baktığımızda gerçekten birinci sıradaki naat çok güzel bir şiir. Müsaade ederseniz onu Hocam burada lütfen, okumak lütfen, isterim. Lütfen. Şimdi şiirin başlığı Meti Mustafa Aleyhi Meti Mustafa Aleyhissalatu ve selam şeyin başlığı şiirin. Şöyle başlıyor. Ey risalet çarkı üzere Taban Mustafa Ey şeriat aşrı üzre şahı Sultan Mustafa Hilati levlak gibi tacı le amruk urunan Kabe Kavseyn menzili menşuru Kur'an Mustafa Farkı üzre göklerin seyranı cevlanlar kılıp Hakka iren, hakkı gören Hakka mihman Mustafa Bunlar çok güzel Eyvallah. ifadeler. Dürrü deryayı hakikat, dürrü-i burcu hüda Huda değil, Hüda. Hidayet. Dürrü deryayı hakikat, dürreyi burcu Hüda, Ravza-i Rıdvan'da hem serv-i hıraman Mustafa. Tuti şeker sitanı rahmeti fazlı ilah, bülbülü gülzarı hak haktan bize ihsan Mustafa. Tavusu bağı harem dürracı miracı safa, murgu rağı zıll zıllı sübhan Mustafa enbiya ve evliyaya serveri salar olan mümine imanı dini nuru iman Mustafa. Hak Teala'nın habibi ve şefiül Bin, bir güman halkı cihana canı canan Mustafa. Bu kamu mücrimler ve asiler facirlere rahmeti rahman olan o lütfu yezdan Mustafa. Yatmayıp, uyumayıp, hak kulluğunda ruzu şep, armayıp, usanmayıp, ışkıla duran Mustafa. Lütfu ihsanu keremle kul kılan düşmanların, ilmi hilmi hülk maden madenü kan Mustafa. Özüne yavuz sananlara çok eğlikler eden, düşmenine sözü tatlı, yüzü handan Mustafa. Çok güzel Türkçe bir e, metin ve çok mana yüklü bir beyit özüne yavuz sananlara yani kendisine kötülük edenlere yavuz kelimesinin aslı zorba kötü demektir biz yavuz Sultan Selim'den sonra onu daha müsbet anlamda alıyoruz ama aslı yavuz da zaten biraz dehşetli bir Cela, padişah olduğu celadetli için celalli, evet olduğu için o isim almıştır özüne yavuz sananlara çok eden düşmenine sözü tatlı Yüzü Handan Mustafa. Ata ana terk edip haktan dileyen ümmetin, ümmetinin yoluna nefsini koyan Mustafa ve son beyit. Bura çok hoş. Evet hocam. Mustafa aşkı Süleyman'ı kılıp dur şöyle kim? Haşr olunca bu Süleyman Mustafa. Mustafa'nın aşkı diyor Süleyman'ı öyle hale getirdi ki diyor. Mahşer olduğu zaman diyor peygamber efendimiz haçlı yerinde o kadar insanın içerisinde işte Süleyman bu diye diyor beni gösterecek. Bu da hani o tartışmaları Süleyman da belki Mustafa. bitiriyor. Yani kendinin kendine ait olduğunu gösteren evet. en net ifade. Yani, bir hocam e gerçekten muhteşem. Ben hocamı dinlerken biler hocam yayında olduğumu unutup o mısraları böyle neydi o? Bu bir bahri umman. Buna haddi kenar olmaz. Hakikaten buna haddi kenar <laughs> olmaz bir bahri umman yani. Kıymetli hocam o söyleme bahsine gelelim mi? Yani yazmamıştır, söylemiştir. Ee, bahsine gelelim mi hocam? Eyvallah. Şimdi öncelikle bir hususun altını çizmek Çizelim gerekiyor. Hocam. Son dileme doğru yaklaşmaktayken de yani e, bu da şudur. Yani Süleyman Çelebi'nin hakkında şu ana kadar yapılan çalışmalarda İbrahim Necmi söylüyordu ama şiirler pek bilinmiyordu. Evet hocam. Ee, yani bu bu kadar güzel e, bir eser ortaya koyan kişinin şairliği mutlaka or, ortada ama şiirleri nerede diye hep böyle so, soruluyor idi. Şairliği ortada ama ortada şiirleri, ama şiirleri nerede? nerede diye. Şimdi bu bir bakıma birkaç tane en azından bulmamızı sağladı. Eee Evvel Emir'de dedesi Şeyh Mahmut diye biliniyor ve hususunda da şairi olarak zikrediliyor. Ama Şeyh Mahmut'la Davudu Kayserinin birbirine karıştırıldığı şeklinde de görüşler var. Fakat Şeyh Mahmut e, da hususu şerh etmiş olabilir. Davudu Kayserinin zaten şerhi elimizde. Hocam dağıtmayacaksam zihninizi bir cümle kurayım mı? Size bir soru sorayım mı? Davudu Kayserinin bir anıt mezarını İznik'te ne zaman gördünüz? Yapıldı. Ne zaman? Yani görürüz? anıt olarak değil. Yani şimdi... Hocam en son köhne bir inşaatın ortasındaki bir ağacın yanındaki demir parçaları yığınının yanına bir tabela konmuştu. Tabeladan önce mezar vardı. Biz oraya Mustafa Hoca ile birlikte şuraya bir mezar yapın demiştik Kara ile. Davudu Kayseri Hocam. Davudu Kayseri Sokağı. Sadece Davudu Kayseri Sokağı şeklindeydi. Fakat geçen gittiğimizde etraftaki binalarda da yıkmışlar. Umarım yaparlar. Eyvallah. Yani ama biz bir mezar yapılsın diye yapılmıştı o zaman. Tekrar Eyvallah. yıkmışlar. Eyvallah. Her neyse Davudu Kayseri büyük bir isim. Ama Mahmut da ondan aşağı değil. Eyvallah. Şimdi Şeyh Mahmut bir şair. Tezkiretü Şuara'larda Osmanlı'nın ilk şairlerinden birisi olarak zikredilir. Süleyman Paşa'nın Murad Hüdavendigar'ın ağabeyi olan Süleyman Paşa'nın e, Murad Hüdavendigar'ın abisi. Abisi Rumeli'ye fetih için çıktığında ve fetihler yaptığında ona bir söylediği bir beyit var ama şu anda hatırımda değilim. değil teyzilerimiz lütfen hoş görsünler. Onlar mutlaka bakar bulurlar. Ee, ve bir başka şey de şudur. Emir Sultan, Emir Sultan'ın muhitinde bulunuyor. Emir Sultan şair. Emir Sultan'ın dervişlerinden birisi Aşık Yunus'tur. Aşık Yunus'un da benzeri şiirleri var. Hangi Aşık Yunus ama? Bursa'lı Aşık. E, o bildiğimiz Aşık. Şimdi Yunus biraz önce bir çok okudu Yunuslar. adı güzel, kendi Çoksa güzel. Aşık. Adı güzel, kendi güzel Muhammed şey var ya evet, ilahisi evet. onu yazan. Dolayısıyla o dönemde şiir vardı. Emir Sultan da şiir yazıyordu. Şairliği mutlaka vardır. Şiir söylemeye gelince şairlik iki şekilde ortaya çıkar. Bir, hakikaten emek verirsiniz. Tıpkı mimarlık gibidir. Tıpkı hattatlık, tıpkı ressamlık gibidir. Çokça çalışırsınız. Kafiyeyi, arzu, modern şiir için de öyle. Yani bir ustanız vardır, ustayı taklit edersiniz. Benzerini yazarsınız. Benzerini yazmak için çaba sarf edersiniz. Buradan Fuzuri çıkar, Baki çıkar. Buradan Şeyh Galip çıkar. Şeyh Galip de Sufidir. Fuzuri de Sufidir. Ayrı bir konu. Ama bunların şairlikleri Sufiliklerinden öncedir. Hocam Şeyh Galip olmakta nedir hocam? 26 yaşında nasıl yazarsın sen onu hocam? <laughs> ya? e i̇şte yazarsın. 26 yani, yani, yahu hocam. Kendini e, öyle yaz, yazıyorsun Eyvallah. ama biz dikkatimizi çok dağıtıyoruz maalesef. Ama ötekisi ise tıpkı Yunus'unki gibi... yani manevi seyri sürük içerisinde tefekkür boyutuyla sürekli kendinizi verirsiniz. Kendinizi tefekküre veriyorsunuz. Değil mi? Tefekkür bir ibadettir aynı zamanda. Ve o dolar, o kap dolar, o kabın boşalması lazım. Yani aşık söylemezse helak olur. O bakımdan sufi şairlerle bir de aşık edebiyatımız var. Aşıklarımız da bade içerler. Yani bir yerde bade içmiştik. Mesela Veysel Badiçmede ama bir yoldan geliyor. Mesela Ruhsati. Bunlar şiir yazmıyorlar. Ustamalı şeyler söylüyorlar belki. Benzerini söylüyorlar ama söylüyorlar ya. Yani. Şiir söylüyor. Şiir, şiir çağlıyorlar hocam adeta. Şiir, buyurduğunuz gibi. Yani sanki böyle bir şelale var ve akıyor. Şimdi Süleyman Çelebi'nin mevlidi. Hani Ulu Cami'ye gidin. Evet. Ulu Cami'de efsane olarak da anlatılır ya o havuz var ve kubbe açıktır. Sanki oradan kelimeler yağıyor. Mana yağıyor. Hocam o kubbe bir, de mübarek. O kadar berrak ki böyle yani. Evet. Sonsuz bir berraklık var yani orada. Bir efsane anlatmıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kap dolarsa boşalır. Eyvallah. Siz bir konuda kendinizi yoğunlaştırırsanız onu söylemek için yol ararsınız. Söylemezseniz çıldırırsınız diyor ya söylemezsem çıldırırım diyor Yunus değil mi? Yani aşık söylemezse Helak olur. Arif de söylerse helak olur. Şimdi bunlar dervişler, aşıklar ve söylerler. Arif de söylerse helak olur. Helak olur. Tabii. Şimdi bu bugünün e, çağın ruhuyla bakacak olursak hocam, her şeyi ama her şeyi söyleme hevesimizi konuşan adamlar için söylüyorum bunu bir, bir böyle bir not almak lazım altını çizmek lazım. Tabii arif olsak konuşmayız. Yani Eyvallah. arifler konuşmaz. Haliyle anlatırlar. Onlar da konuşurlar ama din hal... adına konuşan herkesi kastediyor. Haliyle hocam. anlatır. İşte hal olmayınca Eyvallah. kelamla idare etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Yani hal olmayınca. Dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin sehli mümteni dediğimiz edebiyatımızda şiir tarzında bir e, ustup olan yani sehli mümteni en zor, en girift konuyu en anlaşılması güç olan bir konuyu anlaşılır bir uslupla sunmaktır sehli mümteni. Sehli mümteni tarzıyla söyleyenlerin hemen hemen hepsi bu şekildedir. Bunlar basit söylemezler. Bu karıştırılıyor bazen görüyorum basit diyorlar. Basit değil. Basitlik sıradanlıktır. Bunlar sade söylüyorlar. Yaşadıklarını söylüyorlar. İnandıklarını söylüyorlar. Söylemek budur. Söylemek budur. budur. Biraz böyle imkansız kolaylık diye hatta daha böyle meta yani kolay, sade ama onu oluşturmak imkansız neredeyse. İmkansız, imkansız evet yani imkansız Hızı demeyelim yakın. de anlatılır da anlaşılması güç olur. Onu söylersiniz. Eyvallah. Aynısını bir başkası da söyler. Bir filozof da söyler. Ama anlamak için bir sürü çaba sarf edersiniz. E, herkesin kendi aklıyla, kendi bilgi seviyesiyle anlayabileceği bir şey. Ama o herkesin anlayacağı bir şey. Fakat daha derinlemesinin üzerinde düşündüğünüzde mesela Yunus'un şiirleri hemen ulu orta anlaşılacak şey değil. Ama herkes kendine göre bir şey anlar derinlemesine düşündüğünüzde ben onu dört boyut okuruz anlarız diyorum dört boyut dört boyut hmm. yani e, şeriat tarikat hakikat Harifet, hakikat e, boyutuyla anlatıyorum ama hmm. bilimsel olarak işte e, et yani doğrudan doğruya siz e, ön bir okumalarınızda ön düşüncenizde anlayabilirsiniz birazcık emek sarf edersiniz dönemin tarihini filolojisini okursunuz felsefesini okursunuz. Yaşarsınız onu, o zaman anlarsınız. Yunus olursunuz, o zaman tam anlarsınız. Ete kemiğe, bürünürseniz, ete kemiğe bürünürseniz, Yunus o zaman, diye görünürseniz, <laughs> o zaman, efendim. o zaman anlatmanıza da gerek kalmaz zaten. Yunus olursunuz yani. Bu da öyledir. Eyvallah. Ben bu söyleme Hocam, konusunda e, söyleme şunun konusunda, da önemli olduğunu Lütfen. düşünüyorum. Yani bir tevazu, yani söylemekle yazmak o mahviyetkarlık dediğimiz. Neden tevazu? Çünkü e, Peygamber Efendimiz e, malumunuz ümmiydi. Eyvallah. Yani yazmıyoruz, söylüyoruz. Aslında yazıyorlar da yani özellikle bizim klasik şairler içinde ve bu da sabı önemli bir kısmı için. Yani söylüyor. Yazma iddiası, yazma bir, e, bir, adım ilerisi iddia. O iddiadan biraz kendilerini geri tutmak için de söylemek hmm. e, tabirini kullandıklarını düşünüyorum. Bu altını çizdiğiniz husus da önemliydi. Yavaş yavaş kapatmak üzereyiz. Tüm izleyicilerimiz için e, Ali Ural'ı ve burada emeği geçen herkese ben gerçekten tebrik etmek istiyorum. Hocam bugüne kadar birçok dergi özel sayı hazırlamıştır. Mevlüdü kastetmiyorum. Sezai Karakoç özel sayısı hazırlanmıştır. Cahit Zarifoğlu hazırlanmıştır. Yahya Kemal hazırlanmıştır. Medeniyet kavramı üstüne, Aliye İzzet Begoviç üstüne. Bu özel sayıların birçoğunu okumuşumdur. Ee, i̇çerisinde tam 29 metin var hocam. Tam 29. Bir tanesi hocamla, Bilal hocamla yapılan söyleşi. Muhteşem bir iş. Gerçekten muhteşem bir iş. Ee, yani muhtemelen Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif üzerine en şumullü diyebileceğimiz e, birçok kitabı da ihata etme e, iddiası yok belki ama o kadar geniş bir haritayı kapsayan bir çalışma. Tüm izleyicilerimize ısrarla öneriyorum. Karabatak Dergisi'nin Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif sayısını. Hocam burada o kadar kıymetli metinler var ki. O metinlerden bir tanesinde sadece ...telaffuzu dahi bize böyle bir ferahlık veriyor, esenlik veriyor. Kimin yazısı? Türkan Al, e, Alvan e, idi yanlış hatırlamıyorsam. E, hocam burada bazı Mevlid Hanlardan söz edilmiş. Evet. Sadece isimleri dahi zikretilmeli diye düşünüyorum. Siz de konuşmalarınızda, bakayım bulabilecek miyim başka bir yazı da olabilir... Ee, hocam bu programda şimdi ismi geçmezse, hakikaten bize ruhaniyetinden sitem etse yeridir. Gülzarı Aşk, Hüseyin tabii, Vassaf. Hüseyin Vassaf, tabii, tabii. Çok başka bir şey, tabii, hakikaten. Tabii. Ee, Gülzarı Aşk, onu da izleyicilerimiz lütfen not alsınlar. Evet. Bursalı ben... Sekban'ı da analım, bestesini ilk defa yapan bestesini ilk defa yani ilk Öyle defa mi? hocam, Ona şunu hatırladım. da atlamadan güzel aşk deyince e, aklıma geldi hani hocamın kurucu metin dediğini e, teyit anlamında. Bizde e, şerhler İsmail hı hı. Bey genellikle e, Arapça e, mühim eserlerle, Farsça işte Mevlana'nın Mesnevisi, e, hafız divanı vesaire gibi e, büyük metinler üzerine şerhler yapılmıştır. Doğrusu Türkçe eserler üzerine, Türkçe eserler üzerine çok fazla şerh yapılmamıştır. Ama Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin bilinen beş şerhi var. Bu da çok önemli. Yani Türkçe metinlerin şerh edilmesi yolunda da bir teziri var yani. Evet. Şeyin, eser Beş şerh. Al, Altıncısı da geliyor. Altıncısı geliyor. Hadi. <laughs> o kadar, <laughs> özel, kadar o, o özel haber ki. özel haber kavramına başka bir yaklaşım getirdik. Evet. Bu ilmi özel haber. Altıncısı geliyor hocam öyle geliyor. mi? Diyanet İşleri Başkanlığı çalışıyor konuda bir editoryal bir çalışma yapılıyor yani. Alim hocamızın, Alim Yıldız hocamızın böyle bir gayreti var yani. Barak Allah diyelim hocam. Gülzar Aşk'ta Hüseyin Vassaf diyor ki her ne zaman Mevlidi Şerif cemiyetinde bulunsam nail zevki manevi olurum. Türkçenin güzelliğine bakar mısınız? Bu sebeple Mevlidi Süleyman Çelebi Hazretlerine karşı kalbimde büyük bir muhabbet vardır bir vakitler gerek tercüme-i hali gerek manzumeyi mergubesi hakkında ala kadril istita tetkikat ve tetebbuatta bulunmuş idim. Hocalarımdan şerhini almak lazım bunun. Ala kadril olması lazım. Eyvallah. Yani. Süleyman Çelebi Hazretlerinin telifine hameran himmet oldukları Mevlid-i Şerif manzumeyi mergubesi fil hakika tanzir ve taklidi gayri kabil asarı makbuledendir ki her türlü tabirleriyle sehli mümtenidir, sihri halaldir. Evet. <laughs> Müthiş hocam ya. 500 seneden beri diyor Hüseyin Vassaf, şu arayı Osmaniye tarafından viladeti Hazreti Risalet Penahı hakkında lisanı Türki onda la yuad asarı bergüzide keşideyi silki tazim kılınmış. Fakat hiçbiri Süleyman Çelebi'nin manzumeyi kabına varamamıştır. O şeref ve rabeti ancak o nazımı muhterem kazandı. Hocam bu nasıl bir dildir ya? Bu nasıl muhteşem bir dildir? Nasıl görklü bir dildir yani? E ne dedi hocam burada Hazret? Biraz anladık kendi nasıl yani şimdi bu mı? Hazretin dediğini biz ispatlamak için 3 yet <laughs> kitap yazdık hocam Mevlid Nami yazdı. Yani demek istiyor ki Mevlid'den sonra pek çok eser yazıldı. Eyvallah Mevlid efendim. tarzında ama onun yerini alacak bir eser ortaya çıkmadı. Evet. Onu unutturacak bir eser ortaya çıkmadı. Ee, yani kaç tane tespit ettiniz hocam, Fatih Hocam siz? Evet. 140 140 küsür mevlit, mevlit. yazılmış. Ortalama Bunun 150 yaklaşık diyelim. Yaklaşık 130'unun metni elimizde. Bazılarının yazıldı deniyor ama elimizde henüz metni yok. Bu benzer sözleri Latifi'den beri biz duyuyoruz. 16. yüzyılda Latifi diyor ki yüzden ziyade diyor mevlid gördüm ama hiçbiri diyor Süleyman Çelebi'nin mevlidi gibi tatlı değildi. Hoş değildi diyor. İşte şeye koyduğunuz ne diyorsunuz o vol cümle olarak evet. O Oraya koyduğunuz Akif'in erişilmez dediği, yükseklik. E, yükseklik. dediği aynı şey. Bunu şey de söylüyor, Alemir Efendi de söylüyor. Ondan sonra şey söylüyor, e, İbn-i Mahmut Kemal. Biri işte mevlit yazarken, o biyografisini anlatırken, Süleyman Çelebi Merhum'un eseri ortadayken niye böyle lüzumsuz şeylerle uğraşırlar bilmem diyor mesela. Alemir Efendi de diyor ki, işte Kaside-i Bürde ve Mevlid'den bahsederken bunlar diyor ilahi bir vecde yazılmış eserleridir. Bunlara erişilmez diyor. Pek çok şey kişi söylüyor. Hüseyin Vassaf da söylüyor. Kadri Timurtaş da söylüyor. Gerçekten bu değerlendirmeler doğru olmasa zaten 15. yüzyıldan 21. yüzyıl şu günümüze kadar hala her vesileyle okunmazdı, söylenmezdi. Bu kadar geniş bir coğrafya, bu kadar tarihi bir zemine e, yerleşmiş e, ikinci bir eser e, yok yoktur herhalde. Eyvallah. Çok önemli bir eser. Eyvallah. Dediğimiz gibi İsmail Bey buyurun. Süleyman Çelebi söyledi, 5 tarihte öbürleri yazdı yani. Eyvallah. Şimdi de mevlit yazılabilir. Yazılmalı da. Her dönemde mevlit yazılmalı. O gelenek sürdürülmeli. İlla aruzda yazmak zorunda değiliz. Naatlar gibi modern şiir tarzıyla da ee, şairlerimiz e, bizi duyuyorlardır. Mevlidler yazabilirler. Yazılması lazım. Vallahi hocam bilmiyorum. Katılır mısınız bilmiyorum ama rahmetli Sezai Karakoç'un Yitik Cenneti evet. de belki nesir halinde bir mevlit yerine geçer mi bilmiyorum yani hocam. Ee, birçok yönüyle yani açıkçası. Evet. Rahmet olsun Sezai Karakoç'a. Evet. Hocam belki burada geçen beyitlerden olabilir. Böyle her şeyi hülasa ettiğini düşündüğünüz beytini. Hocam az önce çok güzel sağ olun yani eksik olmayan şiir okudunuz, şiir söylediniz hakikaten. Siz böyle şu mısra kalsın diye hangi mısrayı ayırırsınız bilmiyorum ama. Bu son cümlemiz mi olacak evet hocam? Son cümle olmadan bir şey paylaşabilir bir Buyurun. müsaadenizle? lütfen. Yani biz daha önce 2007'de bir sempozum yaptık. Metin değeri ortaya çıksın diye. O orada 2009'da da e, Diyanetle birlikte yaptık hemen yanı başınızda. 2007'de hayır hayır o değil. O Diyanet'in bastı. O 2007'de yapılan bir sempozyumdur. Metin değer ortaya çıktı. Ha, o o evet, evet o kitap 2009'da yaptığımız Mevlid'in yazılışının 600. yılı. Bu sene 16-18 Eylül arasında Allah nasip ederse Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Dil Kurumu e, Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bursa Uludağ Üniversitesi e, birlikte bir sempozyum, yine uluslararası bir sempozyum yapılacak. Bunu özellikle duyurmak istiyorum. E, çünkü sadece sempozyum değil, orada bir kısım etkinlikler de olacak. Hazretin huzuruna çıkacağız. Sonra mevlid okunacak. Diyanet İşleri Başkanımız onu organize edecek. Tevşih ilahileri ve e, Türk Soyu ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle birlikte 17'si akşamı bu sempozumun dışında e, bir faaliyet. E, gönül coğrafyamızın nefesi diye bir e, yedi dilde mevlit okunacak. Yedi farklı dilde mevlit okunacak. Bunu buradan paylaşmak isterim. E, şimdi e, sizin bahsettiğiniz çerçevede biz bir kitap çalışması yapıyoruz. Diyoruz ki sizi etkileyen beyit hangisidir? Onu şerh edin. İnşallah o da olur. Hepsi fevkalade Hepsi, önem, önemli. önemli. Ben şu kadar şu önemlidir demiyorum. Şüphesiz. E, fakat e, buradan e, okuyayım. E, müsaadenizle. Buyurun. Özellikle tevhid konusunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. E, şu kısmı söyleyeyim. yani. Buyurun hocam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah. Misli Hazan. Bir kere, bir kere ömrümüzde bir kere aşkla kendimizden geçerek hakikaten vech halinde Allah desek insanımız, dilimiz aynı zamanda kalbimizde cümle günahlar dökülür. Tıpkı Hazan mevsiminde sonbaharda çınar yapraklarının dökülmesi gibi. Yaprakların dökülmesi gibi dökülür diyor. Bir umut veriyor. Bir umut veriyor. Tevhid Süleyman Çelebi, Tevhid'e ilişkin o yaklaşımlar, Peygamberimiz umut veriyor. Umut olmadan iman olmaz. Umut olmadan idan, İyim, iman, iman olmaz. olmaz. Ya da müminler ümitli insanlardır. Yani müminsek umut ümitli. bir kere umut. merkezde yani. Merkezde. Çok Allah'tan bir umudu kesmemek evet. gerekiyor. Ee, bu onu veriyor. Yani tam da o dönem için, bugün için de öyledir. Bir kez canı gönülden Allah demeye gayret edelim. Evet Belki de hayatımız boyunca hocam. Tüm gayretlerimiz o bir keze erişmek için olsa evet. gerek. Kıymetli hocam emeklerinize sağlık. Hakikaten Rıfat hocamızı da bir kez daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bilal Kemikli hocam, Fatih Göksel hocam. Müteşekkirim. Gönlünüze bereket, evet. ayaklarınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Size de bu imkanı verdiğiniz için ve bu hocam. Süleyman Çelebi yılında gerek üniversitelerimizin, gerek kurumlarımızın bu yılın şanına yakıştır etkinliklerini artırarak devam ettirmelerini ümit ediyoruz. İnşallah, İnşallah, hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz böylelikle bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın boyunca bazı eserleri özellikle önerdim, özellikle tavsiye ettim. Özellikle e, kapaklarını gösterdiğim bazı dergiler, kitaplar oldu. Eminim not almışsınızdır. Burada Mustafa Kara Hocamıza da selam edelim. Süleyman Çelebi ve Mevlid isimli eseriyle bu eseri de hemen böyle kapatmaktayken takdim etmiş olayım. Hocam Süleyman Çelebi anıt mezarını Kazım Baykal, Baykal mıydı? Baykal. Kazım Baykal. Ee, Bazen bazı isimler hocam ne kadar böyle kurucu tabii, işler tabii, yapıyorlar. Tabii. Orayla ilgili de çok güzel sürpriz gelişmeler olacak. Orada İnşallah. bir cami e, ve yukarıda e, Süleyman Çelebi Kültür Merkezi şeklinde Sayın Belediye Başkanımız dün de zikrettiler. İnşallah güzel, daha görünür olacak. İnşallah. Ne güzel, ne güzel. Ben de hocam şimdi Buhara şehrine bir yerde Emir Sultan sebebiyle de yolumuzun düşmemesi mümkün değildi. 40-45 gün kadar Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin huzurunda bulunduktan sonra döndüğümde zamanın hakkını vermek, mekanın hakkını vermek diye bir yazı kalemi almış idim. Hakikaten zamanın ve mekanının hakkını vermemek, vermekle mükellef olduğumuz o mekanların içerisinde yaşıyoruz, Yeni başında yaşıyoruz. Müteşekkirim iki kıymetli hocama da. Efendim yeni bir yayında tekrar kıymetli konuklarımızla huzurlarınızda buluşmayı ümit ediyoruz. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Mesajlara bakmayı biraz ihmal ettim sanırım kusuruma bakmayın. Hoşçakalın selamlar.